Afiyetin dileklerim beşiklere bismillah. Afiyetin dileklerim beşiklere bismillah. Afiyetin dileklerim beşiklere bismillah. Afiyetin dileklerim beşiklere bismillah. Thank you.
kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin en kat halinde, ecdadın izlemekte ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kızmaktasın? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 02 Aralık 2015 günlerden çarşamba saat 17.40 İstanbul Küçükçekmece FSM TV FSM Haber ve Radyo FSM canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız gündem özel başladı. Bendeniz FSM TV ve Radyo FSM, FSM Haber Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Değerli bir, güzel bir yayın olması için, milleti İslam'ın sesi ve yanık sesi olabilmemiz için Rabbimizden niyaz ediyoruz. Evet efendim, değerli konuklarımız var. Evet, konuklarımızı size tanıtıyoruz efendim. Evet. Mustafa Çal, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda esnaf halıcı değerli başkanımız. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, Allah razı olsun. İkinci konuğumuz efendim Kenan Helvacı, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı, aynı zamanda işletmeci ve iş adamı. Kenan Bey hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, evet. Hoş bulduk. Evet, diğer konuğumuz efendim Ömer Çakır, daha önce program yaptığımız değerli başkanımız, Büyük Birlik Partisi Sarıyer İlçe Başkanımız, aynı zamanda İETT esnaflarımızdan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Rabbim hayırlar versin, Rabbim razı olsun. Bugün gündem özelde Milleti İslam'ın sesi olmaya, yanık sesi olmaya çalışacağız. Türkiye'yi konuşacağız, Türkiye'nin dertlerini, sıkıntılarını konuşacağız. Biz Müslüman Türk milleti olarak dünyanın neresindeyiz? Orta Doğu'nun neresindeyiz? İslam aleminin neresindeyiz? Acaba biz Avrupa Birliği'nin içinde miyiz? Dışında mıyız? Orta Doğu'da mıyız? Yoksa Orta Doğu'dan uzaklaşıyor muyuz? Bu gibi konuları işlemeye gayret edeceğiz. Aynı zamanda şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının şehadetiyle ilgili konuları da işlemeye gayret edeceğiz. Yakın bir zamanda yine mahkemesi var. Bu konularla ilgili konuşmaya gayret edeceğiz efendim. Hemen ben hiç vakit kaybetmeden, ki bayağı da bir sıkıntı yaptık, sizleri beklettik değerli izleyicilerimiz. Hemen konuklarıma veriyorum ve buyurun diyorum efendim. Evet, buyurun. Evet Ömer Bey, gündemimiz belli. Evet efendim. Evet, ekranları başında şu anda bizleri izleyen saygıdeğer seyircilerimize, bütün milletimize saygılar sunuyor ve muhabbetle selamlıyoruz. Biz sizinle geçen hafta başka konular üzerinde, ulaşım üzerine... Evet efendim. Yakın Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin yakın siyasi tarihiyle ilgili değerlendirmeler ve konu işlemiştik. Bugün hepimizin bildiği gibi Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı, ebedi şehit siyasi liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetiyle ilgili yaşadığımız canlı hayatımızdan bazı olayları aktarmaya çalışacağım. Efendim, burada isimler geçebilir. Şimdiden baştan söyleyelim. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin savcılık makamlarının rahmetli Yazıcıoğlu'nun belki failleri ortaya çıkarılabilir düşüncesiyle biz elimizdeki bilgi ve belgeleri isteyen herkese verebiliriz. Sözümüzün arkasındayız. İsimler geçerse onları da itham etmek değil, sadece isimleri geçtikleri için anıp, hatırlayıp söylemek mecburiyetinden kaynaklanan bir anma olacaktır. Dilerseniz şimdi konuya girelim. Benim 2007-2008 yıllarında
19 no'lu sınırlı sorumlu Sarıyer Taşıyıcılar Kooperatifi'nde vazife yıllarım oldu. 2 yıl asıl listede görevli olarak. Orada bizim kooperatifimize bir albay olduğunu söyleyen, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan emekli olduğunu söyleyen bir zat geldi. Ben orada resmi görev olduğum için buyur ettik. Otur dedik. Ben zannettim ki bir yolcu şikayete geldi. Orada bir taşımacı kooperatifinde yönetici olunca insanın aklına başka bir şey gelmez. Tabii biz biraz tanıştık. Ben kendisine bir çay ikram ettim. Oturup konuşurken işte kendisinin başka amaçla geldiğini söyledi. Kitaplar yazdığını, onarlı kitapları bir kutulara koymuş. Onları esnafımızın tandansının da milliyetçi ve maneviyatçı kesimden oluştuğunu biliyor ki bize başvurmuş. Dedim yardımcı olabiliriz albayım. Yani baktım kitaplara, Milli İstihbarat Teşkilatı, Abdullah Çatlı kimdir, Sedat Peker kimdir, Korkut Eken kimdir, Tayyip Erdoğan kimdir gibi çeşitli daha başka ünlü isimlerin de olduğu, isimlerin yer aldığı bir kitaplar dizisi oluşturmuş. Dedim efendim tamam, siz dedim birkaç tane bırakın, biz dedim yukarı esnafımızın depolama yaptığı yerde bunları değerlendirebiliriz. İsteyen alır. Zararlı bir kitap olduklarını falan düşünmedik tabii ki biz ilk bakışta. Öyle gibi geldi bize. Kitapların içeriği şahıslarla ilgili insanların okumasında mahsur yok. Şahsiyetinde biraz mahsur olduğunu sonradan anladık. Onu demeye çalışıyorum. Bir hafta sonra yine uğradı. Bazı günler geçerken geldim diye geliyor yanımıza. Bizim aramızdan bir arkadaşımızın kayınbiraderi bacaklarını doğudaki mücadelelerde kaybetmiş, yürüyemiyor. Silahlı kuvvetlerimiz teknolojiye uygun veya uygun olmayan basitlerinden olmak üzere bu şahısa bir protez bacak her ne sebeptense verilememiş. O gazi kardeşimizin söylediklerini söylüyorum. Bu arkadaşımız Silivri'de ikamet etmektedir. Cep telefonu bende mevcuttur. Daha sonra bu kardeşimize yardımcı olması için ben Başkan Bey'le yanımdaki katip arkadaşla bunu paylaştım. Dedim albayım, yani bizim böyle mağdur bir kardeşimiz var ama buna dedim protez verilmemiş, verilememiş. O yıllarda da biraz şehidimizin fazla olduğu zamanlar, herhalde dedik sıra falan gelmiyor diye düşünüyoruz. O şahıs bizim kardeşimiz, gazi kardeşimiz aklımıza geldiği için bir yardım isteme fikri geldi benim aklıma. Katip arkadaşlar paylaştım, o dedi ki söyle bakalım dedi, belki bize yardımcı olur. Başkan Bey'e de söyledik, söyle bakalım dedi, belki yardımcı olur. Geldiğinde ben kendisine durumu anlattım, izah ettim. Dedi ki yardımcı olabilirim ama dedi sizin dedi bana dedi yaptığım görevlerden dolayı dedi, ben dedi Milli İstihbarat Teşkilatı'nda dedi çok önemli görevlerde bulunduğum için dedi bir dedi sabıka kaydı fotokopisiyle dedi, sabıka kaydıyla bir dedi kimlik fotokopisi dedi almak zorundayım. Kimin ne olduğunu dedi bilmiyoruz dedi. Şimdi sizi burada tanıyorum dedi, sicilinizden emin olmak zorundayım diye bir şey söyledi. Biz bir gün sonra bu evrakı verdik. Daha sonra 20 gün geçti veya geçmedi, beni İstanbul Ticaret Odası'nın Perpa Şubesi'ndeki bir memur telefondan bizim Sarıyer 19 no'lu sınırlı sorumlu kooperatif telefondan aradı. Beni soruyor, Ömer Çakır'la görüşebilir miyim? Evet dedim efendim, benim. Buyurun. Biz dedi işte İl Ticaret Merkezi'nin Perpa Şubesi'nden arıyoruz. Sizin dedi kuruluş için dedi, anonim şirket kuruluş için dedi verdiğiniz evrakların dedi
bir hafta içerisinde tamamlanması gerekiyor diye bir söz etti. Dedim ki beyefendi, arayan bir bayıdı. Dedim ki beyefendi, bir yanlışlık olmasın. Ben Sarıyer'de toplu taşıma işi yapan esnafın yöneticisi durumunda bir makam mevkideyim. Dedim bir yanlışlık olmasın dedim. Bir kontrol eder misiniz? Yani ben hiç dedim, bir anonim şirket kuruluşunda falan dedim, rol almadım. Öyle bir çabam olmadı. Biraz sonra tabii ki bir saniye dedi. Ben size dedi, beklerseniz dedi, bir dosyayı açayım dedi. Hemen saniyeler sonra dedi ki işte Ömer Çakır sizsiniz, evet. Bize dedi bir sabıka kaydı verdi, bir kimlik verilmiş dedi. Diğer evraklar gelmek zorunda. Bu dedi anonim şirket başlangıcı. Bunun dedi diğer evraklarını tamamlamak zorundasınız dedi. Dedim öyle deyince benim tabii ki aklıma verdiğimiz, bu albaya verdiğimiz evraklar aklıma geldi. Dedim ki arkadaş sakın dedim bir işleme devam etmeyiniz. Ben dedim rızam yoktur. Bakın dedim bekleyin yarına kadar. Ben dedim size uğrayacağım, konuşuruz. Tamam bekliyoruz, yarın gelin dedi. Tabii ben ertesi gün bizim 19 no'lu kooperatifin başkanından müsaade aldım ve direkt Perpa Ticaret Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası'nın şubesine gittim. Orada Nurettin adında bir adam çıktı karşımıza. Uzun boylu bir insan. Evrak, geliş gidişi, bütün işlemler, yani baş katip gibi bir görevdeymiş. Şef olanın kendisinde olduğunu söylediler. Sordum oradan. Nurettin Bey çıktı geldi. Ben bankonun arkasından yani bir müracaat etmiş müşteri gibi. Dedim Nurettin Bey, böyle böyle kimliğimi gösterdim. Böyle böyle dedim şirket kuruluşu başlamış. Kesinlikle dedim rızam yoktur. Bunun dedim derhal durdurulmasını istiyorum. Ya dedi ne güzel dedi ya, önce evrağı ver dedi, sonra dedi işleme başlat dedi. Bu çocuk oyuncağı mı dedi, bu dedi anonim şirket dedi. Öyle dedi kolay kolay durur mu bu? Bu dedi sonuna kadar kurulacak. Kurulduktan sonra sen bunu dedi dilediğin kişiye dedi devredeceksin. Anonim şirket. Devredim ben, devam etmiyorum, ne olacak? Mahkemeye veririz, gerisini sen düşün dedi. Şimdi üniversite eğitimi o zaman ben almıyordum. Ondan sonra Perpa Ticaret Merkezi'nin bu sözleri aldık ama Nurettin Bey beni orada haklarımdan mahrum bırakan, benim şirket sahibi olan benim, üzerine şirket kurulan benim, işlemlerin devam etmesini istemeyen benim ama Nurettin Bey denen şahsiyet o adamların, o gizli ellerin işini yapan, kanunsuzluğa imza atan şahsiyet Nurettin Bey denen şahıstır. Bugün de hala karşıma çıksa hala davacıyım. Nereden nereye geldi? Biz bir şeye inanmışız. Biz Büyük Birlik Partiliyiz. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanırız. Şimdi öyle bir hadise yaşandı. Çok fazla üstüne gitmemekle beraber bir mücadelenin beni beklediğini ben hissettim. Ama bir noktaya kadar, bir noktada gördüğüm başka bir avukat şahıs bütün olayların ve benim düşüncelerimin akışını değiştirdi. O şahıs Hakan Türk'le beraber Nurettin Bey bize dedi ya artık bu şirketi kurmak zorundasın ki öyleymiş, sorduk. Bir muhasebeciye falan ben bilgi aldım, sordum. Abi tabi dedi, bir işlem başlattıkları merhale, bazı merhaleden sonra dedi anonim şirketten geri dönemezsin dedi. Şahsi bilgim yok konuda. Muhasebecinin bilgisine göre de öyleymiş. Dedik ki ne yapacağız? Dedi ki kur abi devredelim, başka çaren yok senin. Öyle görünüyor dedi. Başımıza bir hadise geldi. Devam ettirdik. Beşiktaş 10. noterinden bu kuruluşu yaptılar. Malatya'dan 3 tane genci İstanbul'da özel güvenlik olarak yetiştirtirmiş. UDEM güvenlik bünyesinde yetiştirtirmiş. Şirkette onlar da yer alıyor. Bir tane de Alibeyköy civarında olduğunu bildiğim bir bayan yer alıyor. Ve esas büyük hisse bende. Bir de Selami Üçüncüoğlu adında bir şahıs. Selami Üçüncüoğlu. Sonra bu şirket kuruldu, imza edildi. Ben artık bunların peşindeyim. Ben tekrar bizim 19 No'lu sınırlı sorumlu kooperatifin başkanı
Efrail Acar Bey'den izin aldım. Dedim başkanım ben maaş da almayacağım. Çünkü dedim çalışmıyoruz. Ben dedim boş zamanlarımda aracıma biraz çıkayım. Aracımda çalışayım. Diğer boş zamanında bu albayın yaptığı bu hukuksuzluğu takip etme mecburiyetindeyim. Yoksa dedim başıma başka bir kötü iş gelecek. Ben çok korkarım. Biz dedemizden babamızdan kanunlara, nizamlara saygılı olmayı öğrendik. Ondan sonra ben derhal bu adamı takibe başladım. Şişli'de, Ebekızı Sokak'ta, Sosko Moda İş Merkezi denen 11-15 katlı falan bir iş merkezinde bir iş yeri tutmuş giriş zemin katında. O iş merkezinin başka bir zemin katında da bu televizyonu oluşturduğu adresi göstermiş. Birlikte takibe başladık. Bu adam işte oraya bilgisayarlar daha önceden bu televizyon kurduğu yere bilgisayarlar koymuş. Macintuh denen basında kullanılan bazı cihazlar koymuş. Ekranlar koymuş. Daha sonraki günlerde çalışan bayanları oraya koydu tek tek. Kimlerdir, nelerdir, ne bir tanesinin ismini sordum, ne nerede oturduklarını sordum, ne de tanıyorum, hiçbirisini de tanımıyorum. 5-6 tane bayan oraya geldi gitti, 2-3 tanesi masaların başında çalışıyormuş şeklinde bulundular. Bu kurduğu yerde. Benim amacım bu adamın maliye defterlerini, bütün şirket defterleri benim adıma izama yetkili de beni yapmış. Ben o yıllara kadar hiçbir şeyden haberim yok. Bu belgelerle sabit. Üniversiteye 2008 yılında kaydoldum. Kendi kendime de dedim Ömer işte okumazsan veyahut da başka bir tahsili yetersiz olan insanın başına ne gelebileceğinin açık net örneğiyle hayatımızda canlı olarak karşı karşıya geldik. Ama yine ve la havle diyoruz. Nasır suresini okuyoruz. Kendi kendimize Allah'a yalvarıyoruz. Bu sıkıntıdan kurtulalım diye. Sonra bir gün şirket bünyesinde işte onu yaptık. Televizyon yayını yapacağız. Film çevireceğiz. Dizi yapacağız. Senaryo yapacağız. Böyle şeylerle Hakan Türk oyalanıyor. Bu şekilde meşgul oluyor. Şunu yapacağız. İşte bizim 2 ay sonraki ciromuz 5 milyon dolar olmalı. Bilmem ne yapmalı. Ben internet ekranından Aydın Doğan'la chatleştiğini gördüm. Aydın Doğan isminin olduğunu ben gördüm. Karşısındaki insan odur değildir iddia etmiyorum. Ama esas şunu gördüm. O zaman ATV Sabah Gazetesi televizyonunun Aydın Doğan da olduğunu hesap edersek sürekli bu kurduğu televizyon Çınar Televizyonu şirketinden ATV ile sık sık onlara gidip gelip bir ilişki irtibat ve karşıdaki matbaa şirketleriyle irtibatları olunca bunun Aydın Doğan olmadığını düşünmek de bana zor geldi. Ben Aydın Doğan olduğunun kuvvetle muhtemel olduğunu düşünmeye başladım. Esas gördüğüm şey bizim bir yakın akrabamız avukat Halit Taygün diye bir avukat. İstanbul Barosu avukatlarından Halit Taygün ve 3 arkadaşı, onlar da avukatlar. O avukatların bizim şirketin avukatıymış. O bizim diye söylediğim şirkete izama yetkili olan benim. Ne kurmuşum, ne evrak vermişim, ne haberim var. Peki bu avukatlar şirketin avukatı olmuş. Ne avukatların diğerlerini tanıyorum, ne Halit Taygün'ü tanıyıp bu böyle bir şirket kurup da kendisine gidip avukat olmasını teklif etmişim, ne anlaşma yapmışım, hiçbir çabam yok. Neden Halit Taygün'ün ismini burada öne çıkarıyorum? Benim babam Lütfi Çakır'ın adına olan 2008'e 184 dosya sayılı alacak verecek muaccel olmuş senede binaen babamın rahmetli ortağım, minibüs mesleğinde ortağı Mehmet Taygün'den alacağını tahsil etmesinden dolayı Halil'in
ben de seni bunun yanına koyarsam sözleriyle bana kinane, hukukta asla olmayan bir yaklaşımla benim adıma komplo kurmasıyla başlayan üzerime şirket kurması olduğunu orada artık günler geçtikçe hiç şüphesiz anladım. Muhsin Yazıcıoğlu ile ne alakası var? İşin, haberimizin can alıcı noktası burası. Bir gün yine onun kurduğu ofiste oturuyoruz. Otururken bilgisayar açık, internetten sürekli gezinmeler yapıyor. Araştırmalar yapıyor. Bu şahsın yanına ünlü sanatçılardan bazıları geliyor. Gelenlerden birisi Tamer Yiğit. Bunu buradan netlikle söyleyeyim. Sık gelen birisiydi. Tamer Yiğit her hafta yanına uğruyordu. Bu bizim meşhur Tamer Yiğit. Meşhur yani. Tamer Yiğit geliyordu, evet. Daha sonradan senaryo işiyle uğraşıyordu. Senaryo yazmış olanlar bunun yanına geliyordu. Velhasıl sinema işiyle, basın işiyle iç içe olduğunu ve irtibatlarını net gördükten sonra bir farazi durum söz konusu değildir. Daha sonra benim hakkımda bu davayı da, bu alacak verecek meselesini de sizin yanınıza koyacağım, koymayacağım diyen Halit Taygün'ün komplosunu olduğunu anladıktan sonra bir gün oturduk büroda, internetten gezinirken Kaya İstektepe buna mesaj attı. Ben de masaya yakın bir yerde oturuyorum. O bizim herkesin dizilerde oynayan, toplumumuzun, milletimizin gördüğü kırmızı beyaz helikopter, o pilotu Kaya İstektepe çekilmiş fotoğrafı helikopterden bir ayağını aşağıya uzatmış vaziyette. Helikopterin fotoğrafı yıl 2007, 9. ay, 8. ay. Yanlış olmasın, net tarihtir. Benim o şirketi üzerimden atmak için mücadelem zaferle sonuçlanıyor. Biraz sonra ona geleceğim zaten. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazasında kullanılan bu helikopteri ben ilk defa gördüm o ekrandan. Yani bir, 2007 yılında. 2007 yılında. O kadar 2 yıl, evet. Aynı helikopter. Aynı helikopter ve aynı pilot. Dedim ki bu kim? Gayri ihtiyari bir soru sordum ben Hakan Türk'e. O da dedi ki bu dedi pilot dedi silahlı kuvvetlerden benim arkadaşım. Bu dedi Türkiye'de dedi pilotların maaşı azdır. Bu dedi İsveç'te yurt dışında mecburi hizmeti tamamladıktan sonra da Avrupa'ya gitti. Orada dedi pilotluk mesleğine devam ediyor. Öyle dedi. Gördük gelen mesajından. Zaman zaman da internetten chatleşiyorlardı. Yazı yazıyordu. Bu pilotu ve bu şahsiyeti kendisi Türkiye'ye davet edeceklerini, helikopteri kiralayacaklarını, kendisinde çeşitli projeleri olduğunu, dizilerde oynatacaklarını, meşhur edeceklerini 2007 yılının dediğim aylarında kendisi söyledi bizzat. Şimdi yıllarımız geçti. Ben Muhsin Yazıcıoğlu, ebedi siyasi şehit liderimizin olayından sonra ben 4 yıldır, 5 yıldır söylüyorum da hiç kimse dikkate almıyor. Genel Başkan Yardımcısı Murat Ekici Kadıköy'de avukattır. Bütün belgelerini kendisine verdim. Hiçbir yere intikal etmedi. Hiçbir haber çıkmadı. Yani. Onu da bilemiyoruz. Şimdi günahını almayalım. Ancak ama bir netice çıkmadı yani. Çıkmadı. Hiçbir netice çıkmadı. Eğer oradan netice çıksa ben belgeleri ve bilgileri anlatan, veren benim. Beni de arayıp bir bilgime başvurmaları gerekiyor. O şekilde kaldı. Hiçbir gelişme olmadı günümüze kadar bizim aklımızda. Biz çeşitli makamlara verip bu kadar zamanın geçmesine vesile olan sabırla bekleme hasretine sahip insanlarız. Yani evet bir kuruma verdik ya bu boyacı küpü değil. Önemli bir mevzudur. Devletimizin makamları da ilgili çalışmayı yapar ama biz onu sabırla 5 ay, 8 ay, 10 ay hatta 1 yıl bekledikten sonra başka bir atağa geçer sabırlılıkta hareket ettik. Ama geldiğimiz günde hiç kimsenin hiçbir şey yapamayacağını anladık. Ben FSM televizyonuna ve kıymetli sahibi Sayın Hayrullah Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu bize verdiği fırsattan dolayı milletimize
bu haberi aktarmamıza yardımcı ve vesile oldular. Efendim Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu mevzusunu gördükten sonra ben devamına geçeceğim. Arada su alın hocam. Su alın. Rahatlarsınız. Şirketin üzerinden nasıl attım? Net bunu söylüyorum. Benim kafamda oluşan planım, hamdolsun Allah'ın verdiği akıl nimetini zorda kalan her insan bir şekilde kullanır. Ben de düşündüm, taşındım. Şirket tamamıyla izama yetkili beni yapmışlar. Muhasebeciyi buldum. Bir gün cumartesi sabah muhasebecinin kapısını çaldım. Kimliğimi gösterdim. Bugün büyük toplantı var. Bu şirket defterlerini alabilir miyim dedim. Şirket defterlerini poşete doldurtturdum. Ne varsa aldım. Ondan sonra götürdüm. Ben kendi güvendiğim bir yere bıraktım defterleri ve albayı aradım. Albay olduğunu söyleyen MİT'ten emekli bu şahsiyeti aradım. Dedim bakın albayım, kurduğunuz günden bugüne kadar bu şirketi borcuyla alacağıyla vergi dairelerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize herhangi bir borcu oluştuysa ilk kurduğunuzdan bugüne kadar çekiyle senediyle rücu etmeksizin noter tasdikli benden dedim almazsan 3 gün sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na dedim ilk gideceğim yer. Emniyet Teşkilatı'na gideceğim yer. En son dedim Maliye Müdürlüğümüze dedim şikayette bulunacağım. Senin hakkında dedim çok ciddi şikayette dedim bulunacağım. Daha sonra 3 gün bekledim. 3. günün sonunda bu kendisi beni telefonla aradı. Tamam dedi, gidelim beraber noterden dedi. Ben dedi sana dedi adam getirdim memleketten, Malatya'dan getirmiş. 3 genç, bunlara dedi bu şirketi devir yapacağız. Ben de kayınbiraderim Yunus Gümüş var. Bu Yunus Gümüş'ün de isminin geçmesi bir zaman sonra ben Muhsin Yazıcıoğlu'yla arkadaş ve samimi oldular. Yani çok samimi oldular çünkü rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sporculuk yanı, bir karate siyah kuşak olduğunu biliyoruz. Kayınbiraderim Yunus Gümüş de kung fu, Shotokan denen bir dalda siyah kuşak üçtan sahibi kendisi. Sporcu olması hasebiyle Muhsin Yazıcıoğlu'yla çok samimi oldular. Bunu belirtiyorum anlatacaklarımızdan dolayı. Daha sonra şirketin üzerinden o gün orada kendisine çok güzel bir şekilde noterden hak ettiği bir şekilde bütün dosyaları kendi kafasına geçirerek devretmiş oldum. Çünkü isteyerek kuran benim televizyona ne işim var? Ben minibüs mesleğiyle iştigal eden bir esnafım. Beni yanıltıyorsun, beni kandırıyorsun, bize yardım edeceğim diyorsun ve bizi başka istikametlerde bizi sıkıntıya sokmaya çalışıyorsun. Ve duyduğum sözler, duyduğum laflar hep mali sabotaj, başka bir televizyona fatura verme yönünde anladığım ifadeler gördüm. Bu da devletimize, milletimize zarar verecek, maliyemize zarar verecek bir durumdu. Bunu da buradan kıymetli savcılarımıza ve maliye müdürlüğümüze derhal söyleyelim. O günde olsa bu şahsın yanında gördüklerimiz tabii ki mali sabotajla sınırlı değil. Burada bir tane kadın geldi yanına onun o zamanki oluşturduğu ofise. Uzun boylu yeşil gözlü Alman vatandaşı olduğunu söylediği bir kadın geldi. Kadının da Mossad ajanı olduğunu söyledi. Kadının Allahu Ekber, Aziz Allah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah.
Mesele anlatıyormuş gibi anlaşılma olmasın. Bunu özellikle canlı evet. yayında itiraf ediyorum. Hiç kimsenin değinmediği bir konuya değiniliyor. 2009 yılında 25 Mart günü Rabbimize kavuşan büyük şehidimiz, Rabbimizin dostu Muhsin Yazıcıoğlu buyuruyor ki, ya arkadaş ben ömrümde bir helikoptere binmedim. Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Bak Allah dostu verili bir insan içine ilham işlemiş. İşte biz burada bu helikopteri konuşuyor değerli başkanım. Yani izleyicilerim buraya dikkatinizi çekelim. Bir mesele bu helikopter 2007 yılı bu helikopter ve bu helikopterin içindeki pilotunu konuşuyor. 2007 doğru mu değerli başkanım? Doğrudur evet. Evet buyurun. Burada bir yani yanlış anlaşılma olmasın. Konuya biz böyle girdik ama bak konunun özü buraya dayanıyor yani. Yani bir şeyler Türkiye'de yapılırken bir şeyler önceden tezgahlanmış, tezgahlanıyor, hazırlanıyor yani. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şahsım itibarıyla evet. ailemizden çıkan bir alacak verecek mevzusundan birilerinin hem benimle hem de bizim gördüklerimiz olaylar malzumesinden net çıkardıklarımız. Evet, ben evet. sözlerimin arkasındayım. Aynen. Burada... Mossad ajanı olduğunu söylediği bir Alman vatandaşı kadın geldi o büroda internetin başında ben numaraları biliyorum. Evet. Bana ulaşılırsa o numaraları Telekom'a gider gösteririz. Hangi ismin, hangi ismin adına olduğunu da söylerim. Hangi mekan olduğunu söylerim. Orada o tarihte hangi Telekom'un bağlı olduğunu Telekom'dan çıkarır ve konuyla ilgili araştırma devletimiz yapabilir. Aynen. Muhsin Yazıcıoğlu hadisesinin 2 yıl önce bu adam helikopteri kiralayacağını, Türkiye'de dizilerde oynatacağını ve meşhur edeceğini söylemişti. Aynen. Daha sonra şahadet sürecinden sonra bütün bunların gerçekleştiğini gördük. Peki bu hep tesadüf müdür? Ve bu insan benim iyiliğim için bu şirketi benim üzerime kurmadı. İçinde babamın davalaştığı, alacak vererek mevzusundan dolayı davalaştığı aynen bir avukatın da bana kötülük yapmak istediğini, ben de sizi bunun yanınıza bırakırsam tehdidiyle karşılaştığımız bir şahsiyetin içinde olması, iki kötülüğün bir arada götürülüyor olduğunu ben gördüm. Aynen. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz bu ajan her gün geldi oradan 20-25 sayfa İbrani harflerinden oluşan en üstünde de küçük harfleri İbrani harfleri. Bak, evet, İbrani harfleri. Çekiyoruz yani. Evet. İbrani harfleri. İbrani harfleri. Yani Musevilerin kullandığı, Ayfabe. Yani sözüm ona Yahudilerin evet. kullandığı alfabedeki harfler. Evet. Harfler. Burada. Küçük harflerle İbrani evet. harfler, büyük harflerle üzerine sayfanın A4 kağıdının üzerine çeşitli yerlerine büyük punto evet. harfler koyularak her gün 20-25 sayfa kağıt dosya eline kıvırdı, lastik geçirdi ve bindi bindi gitti. Bir gün takip ettim ben. Oradan ayrıldıktan sonra bir gün evet, ben evet. de ondan sonra oradan ayrıldım ve takip ettim. Bu çalışmayı kimse yapmaz. İşin içinde kendi işte bize kötülük yapacak Halit olunca şirketi devredene kadar aynen. ben bu onu da takip ettim. Hakan Türk'ü de takip ettim. Bu bayan Kabataş'a kadar
gidiyor 70 ve otobüsleri var. Evet. Kabataş'tan geçen otobüs var. O otobüse binip kendisi Kabataş'ta inip oradan vapurla karşıya geçiyordu. Karşıya geçmedi. Kabataş'a kadar takip ettim. Ama daha sonra hiç görmedim. 4 gün boyunca geldi, bu şekilde kağıtları internetten, printer'dan çıkardı, aldı ve götürdü. Kadın Almanca konuşuyor. Albay da su gibi Almanca konuşuyor. Münih'te yetiştiğini falan anlatmıştı. Ama bir tezat dikkatimi hep çekmiştir. Bugün hala ben bilmiyorum soru işareti. Kendi yayınladığı bu kitapların arkasında Amerikan üniversitelerinden, Amerika'daki çeşitli kongrelerden, sivil toplum kuruluşlarından 20 taneye yakın sayıyor. Hepsini sayıyor. Ya kardeşim, Amerika'da çalıştın, Amerika'da o kadar kongrelerde, o kadar sivil toplum kuruluşlarında vazife yaptın da niye hiçbir kelime İngilizce kullanmadın veya okumadın, biz niye görmedik? Burada bir yanılma olabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü su gibi Almanca konuşuyordu. Kadın da Almanca konuşurken en son gideceği gün, ben bunun ne zaman gideceğini zaten konuşmasından anladığım için en son gideceği gün dedim ki Aziz Kıla dedim ben. Evet. Her şey yolunda mı dedim. Anında 2 dakikanın içinde pancar gibi kızardı. Dedi ki Hakan Türk'e, vasıslı olsa Hakan Türk dedi. Ne oluyor Hakan Türk dedi, tamam mı? Çünkü şaşırdı. Ya benim Almanca konuşmamı kadın bilmiyordu. Hakan Türk de bilmiyordu. O orada, o anda ben söyledim. Almanca bildiğimi ben söyledim. Almanya'da kaldığımı ben söyledim. Kadın çok şaşırdı. Tabii efendim, bu konunun devletimiz tarafından çok ciddi araştırılması lazım. İçerik neydi? O kadının oradan istihbarat olarak alıp götürdüğü İbranice kriptolu istihbarat denen hadise orada gerçekleşti. Bu telefonların kimin adına olduğunu, hangi bir kapalı gayrimenkulde bağlı olduğunu ben göstereceğim yetkiliye. Onu da buradan adresini vermeyelim. Gerek yok. O şekilde. Musi Yazıcıoğlu mevzumuzla ilgili bu gördüğümüz bilgilerin, bu şahsiyetin, Hakan Türk'ün mutlaka araştırılıp arkasında kimler var? Ben Genel Başkan Yardımcısı Murat Ekici'ye bir dergi verdim. Aynen. Bu eşim diye tanıttığı bir şahsiyetin ressam olduğunu söyledi. O şahsiyete girmiyoruz. Bir sanat icra ediyor. Onunla ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok ama bununla beraber hareket ettiğini de söylemiş olalım. Ressam olarak bir şekilde inşallah yetkililerimiz bizim anlattıklarımızdan daha fazla bilgi istiyorlarsa lütfen bize müracaat etsinler. Ülkemize, milletimize, milletimizin bekasına ciddi katkı sağlamış ebedi şehit liderimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatırasına bildiklerimizi de yetkililere haber vermiş olalım buradan. Aynen. İnşallah ben bizi izleyen saygıdeğer seyircilerimize hayırlı akşamlar temenni ediyorum. Her şey gönüllerince, dilediklerince olsun. Allah'a emanet olsunlar. Evet, evet. Allah razı olsun. Evet, değerli Allah razı olsun. Ömer Başkan'ın mikrofonu aldı, bırakmadı. Tabii ki çok ciddi konulara değiliyor. Yani üzerine basılması gereken konular. Evet, değerli Başkanım Kenan Bey, bu konuda sizler ve ilave yapacağınız bu konularla ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Buyurun. Şimdi tabii ki buradan öncelikle ekranları başlarında bizleri izleyen izleyicilerimize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bu konu tabii ki araştırılması gereken bir konu. Çok hassas bir konu. Çok derinlemesine araştırılması gerekiyor. Tabii ki bunu gerekli gerek genel başkanımız, sayın genel başkanımız, gerek genel başkan yardımcılarımız, gerekse Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi bu konuyla ilgileniyor bizzat. Aynen, aynen. Hala da devam ediyor. Mahkemeler devam ediyor. Mahkemeler devam ediyor, süreç devam ediyor. Evet. Bunlarla ilgili yaklaşık 130 klasör dosya gerekli mercilere iletilmiş durumda. Bu ay sonunda yine mahkemesi var.
Ayın kaçında değerli başkanım mahkeme? Tarih olarak Aralık 22. Evet. 22 Aralık itibariyle Kahramanmaraş Adliyesi'nde mahkeme var. Gitmek isteyen izleyicilerimiz de gidebilirler. Tabii ki Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu, diğer bir tabirle Muhsin Başkan, kelimelerle tarif edilmesi mümkün olmayan, 2 saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayat mücadelesinde fırıldak olmak yerine adam gibi adam olmayı tercih eden, makamın mevkinin peşinde koşmayan, bütün derdi vatanın milleti olan bir dava adamı, diğer karşıt görüşlü kişilerin bile saygıyla baktığı, gıpta ile baktığı bir lider, liderimizdi. Maalesef tabii ki o üzücü olaydan sonra 6 yıllık bir zaman geçti. Zaman buz tuttu biliyorsunuz. Zaman buz tuttu. Evet, o zamandan beri zaman buz tuttu. Maalesef milyonlarca kişinin duasıyla, kurtuluş ümidiyle beklercesine bir dua şeyi ordusu gerçekleşti açıkçası, ama aramama, kurtarmama çalışması diyoruz biz ona. Hele o 3 gün. Evet. O bitmeyen neticesinde maalesef şehit oldu. Buradan tabii ki biz rahmetli Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve diğer yanındaki ekibi, arkadaşlarımızı, ağabeylerimizi rahmetle, minnetle ben buradan yad ediyorum. Amin. Mekanları cennet olsun. Bu tabii ki suikast olayı, tabii ki şüpheler var. Bayağı bir derin şüpheler var. Bunlar suikast olma ihtimalini oldukça güçlü kılıyor. Biz de tabii ki suikast yapıldığı gerçeğini yani düşünüyoruz. Öyle olduğu kanaatindeyiz. Suikast, siyasi suikastler zaten şahsa, bir makama, bir projeye yönelik yapılan suikastlerdir. Siyasi olan suikastler. Muhsin Yazıcıoğlu'nun makamla bir derdi yoktu. Onun yani suikasti yapacak kişinin de bir makam derdi yok. Dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu suikasti hem şahsına hem de bir ekiple içinde yer aldığı projeye kastedilerek düzenlendiğine ben düşünüyorum. Yani devleti ebed müddet fikrine bağlı bir fikre sahip bir ekibin projesi ve bu projeye karanlık ellerin teması sonunda gerçekleştirememeleri, projelerini gerçekleştirememe ve orada şehit olmalarını ben şehit olduklarını düşünüyorum. Bu konuda tabii ki takip ederseniz Türkiye siyasetini 1 Mart tezkeresinden bu zamana kadar iyi analiz etmek gerekiyor. Türkiye siyasetini tabii ki burada şöyle bir olay var. Eğer biz doğal sınırlarımızı devlet olarak 1912 yılı haritamıza göre eğer belirtiyor isek, Musul ve Kerkük hakkında çok ciddi iddialarımız var demektir. Muhsin Başkan Türkiye'yi Türkiye Cumhuriyeti'nden çok Göktürk, bir Selçuklu, bir Osmanlı felsefesiyle tanımlayan birisidir. Yani kesinlikle değerli başkanım şunu söyleyebilir miyiz? Muhsin Yazıcıoğlu Türkçü, Turancı değildi. Ama onun Turan'ı İslam ülküsüydü. Devleti Aliye. Devleti Aliye. Yani Türkçülüğe bağlı bir Turancılık değil, İslam. Çerçevesi içerisinde bir dünya Türklüğünü savunuyordu. Bunu diyebilir miyiz? Diyebilir. Zaten bir hayalim var diyor. Evet. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış güçlü bir Türk dünyası. İslam Türk dünyası hayal ediyorum. Aynen. Burada tabii böyle bir
devlet kurumlarında da 1 Mart tezkeresinden önce bir milli refleks oluştu. Bu milli refleks Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Türkiye'nin sınırları koruması açısından hem de olası bir terör devletini kurdurmama açısından. Olası bir terör devletini oldurmama, burası kurdurmama. Kurdurmama adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır dışında konuşlandırmasını öngörüyordu. Daha sonrası 1 Mart tezkeresinden sonra evet. Bir çuval hadisesi yaşandı. Biz bu... Çekiç güç müydü değil mi? Bir çuval hadisesi yaşandı, işte Türk askerine çuval geçirme gibi. Biz bunu kabul etmedik ve arkasından dikkat ederseniz Dağlıca Baskını ve Aktütün saldırıları gerçekleşti. Öyle bir savaş haliyle muhatap kılındı. Aynen. Hani Türk askeri seni biz burada istemiyoruz gibilerden. Yani bir nevi misilleme gibi bir olay oldu. Evet. İşte dikkat ederseniz 93 yılında bir 33 erin şehit olması, öldürülmesi olayı vardı. Oradaki olay neyse ondan işte 10 yıl sonraki durumda yine aynısı oldu. O zaman da zaten 93 yılında da Turgut Özal, Eşref Bitlis, Adnan Kahveci gibi isimleri kaybettik. Farkındaysanız. Aynen. Onun için biz tabii ki bu olayı biz içimizde çok yara aldı açıkçası. Olay yerinde işte hava hareketliliğinin olması, işte Kayseri valisinin kurtuldu geliyor demesi, işte olay yerinde başka bir helikopterin izine rastlanması, başka bir helikopter demeyeyim de hava taşıtının izine rastlanması. Aynen. İsmail Güneş'in biliyorsunuz şeyle yaptığı görüşmeler var bayağı bir. Gayet düzgün. Herhangi konuşmasında bir aksaklık yok. Ama helikopter kazasından olduğu yerden yaklaşık 500 metre ileride rastlanıyor şeyine, cesedine. Ama evet. Çene kemikleri, işte yapılan otopsilerde çene kemiklerinin kırık olduğu anlaşılıyor. Bunun cevabı hala verilmiş değil. Artı işte hava hareketliliği dedik biz, helikopterin iki tane jetin helikopteri hava türbülansıyla düşürdüğüne inanıyoruz. Bu kanaatteyiz. Bununla ilgili gerekli olan mercilerden bir açıklama gelmedi. Mesela Malatya Araç Hava Üssü'nden veya Amasya Merzifan Hava Üssü'nden o bölgede uçuş yapılıyor muydu, yapılmıyor mu? Eğitim uçuşu var mıydı? Evet. Bununla ilgili herhangi bir haber geldi. Bu bizim için çok üzücü. Artı helikopterin cihazının sökülmüş olması, kaybolması, işte dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün keçiler aynen. mi çaldı, keçiler aynen. almadı ya diye aynen. ifade aynen. kullanması. Sonra bir gizli tanık. Aynen. Daha sonra olayla ilgili kişilerin gözaltına alınması, daha sonra bundan serbest bırakılması. Yine üzücü bir olay ki bu olayla ilgili bu olay yapıldığı zaman dönemin valisi, işte emniyet müdürü, savcısının terfi ettirilmesi. İlginç. Yani bunlar tabii ki olayda aydınlatılması gereken hususlar. Bunların üstüne çok gitmek lazım, düşmek lazım. Aynen. Onun için çok fazla bu konuyla ilgili hem dosyanın gizliliği açısından çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama tabii ki eninde sonunda bu işin suikastin mutlaka failleri ortaya çıkacaktır. Mutlaka aynen. bulunacaktır. Devlet zaten intikamını aldığı sürece devlettir. Bunu aynen. da altını çizerek söylüyorum. Evet. Ondan dolayı gerçekten üzülüyoruz. Evet, aynen. Bununla ilgili gerçekten üzülüyoruz. Evet. Yapılması gereken şeyler ne var ise biz sonuna kadar yanındayız. Tabii ki bizler yapabildiğimiz şeyleri yapabiliyoruz. Bütün görev yetkililerde tabii ki biz
dediğim gibi gerekli zaten dosyalar, evraklar verildi içeriye. Tabii ki aynen. Ömer Bey'in dediği de olayda bununla bağdaşıyor mu, bağdaşmıyor mu, bunun araştırılması, yapılması lazım. Ben buna inanıyorum. Diğer tabii ilk baştan Ömer Bey söyledi, konuştu ama tabii şahsi bir meseleymiş gibi gözüküyor değil, ama. Öyle anlaşılmasın. Öyle anlaşılıyor ama daha sonrasında bu olayın helikoptere ulaştı. Bununla ilgili helikopteri kiralayan firmanın tamamen ortaya çıkması, işte ne şekilde, nereden alınmış. Bunlar eminim vardır bilgileri. Aynen. Ya bununla ilgili işte ne bileyim, geçen gün bir Rus uçağı düşürüldü. Tabii ki ağabeylerimiz, yetkililerimizden bizden daha iyi bilirler. Ancak şuna da gerçi bununla kıyaslama yapma gibi bir düşüncem yok. O Rus jetine mesela 5 dakikada 10 sefer şey yapılmış, işte ikaz yapılmış. İkaz, evet. İşte Türk hava sahasını terk edin gibilerden. Yeri tespit edilmiş. Yani seyircilerimiz de ne demek istediğimi anladılar aynen, eminim. Aynen. Yani burada Türkiye sınırları içerisinde bir helikopter düşüyor. Aynen. Ve olası hemen kazanın olduğu zaman hemen müdahale edilemiyor. Bu bizi derinden yaralıyor. Artı köylülerin görmesi, vatandaşların helikopterin düştüğü yeri bilmesi, göstermesi. Ama askerlerin, jandarmanın başka yere insanları sürüklemesi. Böyle bir olay, hadise cereyan etti. Biz bunun için, bunun bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz. İnşallah aydınlanacaktır da. İnşallah burada bu olayın aydınlatılması bazı bizim Türk insanımızın da önünü açacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu çünkü öyle bir dönemde kayboldu ki tam milleti arkasına almıştı. Milleti alıp sürüklüyordu. Aynen. Hani bazı dediğim karanlık eller var. Bu emperyalist güç olabilir. İşte Büyük Orta Dağ projesi olur. Bunun karşısında tek duracak, dimdik duracak bir lider Muhsin Yazıcıoğlu. Yani dolayısıyla bu Muhsin Yazıcıoğlu bu dönemde yaşamış olsaydı böyle istedikleri gibi herkes top koşturamayacaktı. Biz buna inanıyoruz. Birilerinin avucuna bakar gibi olmayacaktı. Aynen. Onun için biz yetkililerden hem gerek basına gerek medyanın bu konuya duyarlı olmasını ben buradan istirham ediyorum. Ekranlara başlarını bizleri tekrar izleyen seyircilerimiz buradan şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizleri misafir ettiğiniz için. Evet. Evet, diğer konuğumuz Mustafa Çal'la beraberiz şu an itibariyle. Evet, değerli başkanım, buyurun. Öncelikle FSM TV izleyicilerine, burada bulunan konuklarımıza sonsuz saygı ve selamlarımı Allah razı olsun. İletiyorum. Evet. Kendilerine başarılar diliyorum. Konumuzun gündem olarak... Tabii ki biz bu helikopter kazasını ya da kaza süsü verilmiş imha etme planını hiçbir zaman unutmadık. Yani? Bu bizi her zaman zihinlerimizi kurcaladı. Bu soru işaretleri giderilemedi hiçbir zaman. Daha doğrusu hiçbir soru işareti giderilemedi. Giderilemedi. Kısmen de olsa. Aynen efendim. Kendimize sorduğumuz sorular cevapsız kalıyor. Yani bu kadar gelişmiş bir teknoloji içerisinde hudutlarımızdan bir sineğin dahi, bir kuşun dahi girip görülebildiği bir ortamda bir helikoptere 3 gün ulaşılamaması zaten başlı başına bir fiyasko. Evet, aynen. Fiyasko. Tabii bunun hiçbir makamdan, hiçbir yetkiliden bunun açıklamasını alamadık ne yazık ki. Bilgiler de o doğrultuda. Tabii bu ayrı bir konu. Bunun araştırılması, soruşturulması, gün ışığına çıkartılması, toplumun tatmin edilmesi. Bu ayrı bir konu.
en de sonunda mutlaka bir açıklama yapılacaktır. Menfi ya da müsbet. Ancak asıl olan şey bir liderin bir milletin gönlüne giren bir liderin böyle kolay kolay yetişmeyeceğidir. Bizi asıl kahreden bu. Bugün ya da geçmişte yetişen bütün mütefekkirler, ilim adamları, siyaset adamları ya da insanlık adına emek vermiş, çalışmış bütün herkes belli eziyetlerden, belli zulümler görerek çıkıp gelmişlerdir. Bunlar kolay başarılmamıştır. Hele böyle önemli konumda olan insanlar toplumun gönlüne girmiş, daha doğrusu muhalif ya da seven, sevmeyen herkesin takdirle karşıladığı insanlar böyle kolayca yetişmemiştir. Asırlar ve tarihler bunu hep kanıtlamış. Örnekleri çok. Maalesef Batı toplumları kendi insanına, fikir adamlarına, siyaset adamlarına sahip çıkarken, onların düşüncelerinden, fikirlerinden faydalanırken bizde bu duygu ve düşünce gelişmemiş. Ne yazık ki gelişmemiş. Yani bize muhalif, canım şimdi ne olursa olsun fark etmez. Bize nasıl olsa muhalifti. Bugün basına bakıyoruz. Hiçbir şekilde gündeme getirmemiş. Bizim kendimize sorduğumuz soruları onlar topluma sormamışlardır. Yönetenlere sormamışlardır. Bu işin sorumluluğunu taşıyan kişilere sormamışlardır. Basın bu ülkede halkın sesi demektir. Milletin görüşlerini yansıtan organlar demektir. Maalesef bunlar başta görevlerini yapmadılar. Birinci konumuz bu. İkincisi, ben hangi görüşten olursa olsun ülkesine hizmet adına kendini yetiştirmiş, birikimlerini halkıyla, milletiyle paylaşan, siyaset adamı olabilir, düşünce adamı olabilir, alim olabilir, mütefekkir olabilir, her kim olursa olsun, yok edilmesinin asla bir toplumu ayağa kaldırmayacağı düşüncesindeyim. Bunlar, bu tür şeyler toplumu gerer, gerginliğe iter ve bir iç çatışma meselesi haline gelir. Ben ortaokul yıllarımdan beri biliyorum, yani şöyle böyle 70'li yıllarda bu anarşik ortamlarda seri cinayetler oldu. Sağdan ya da soldan. Bu her iki taraftan da yetişmiş insan beynini yok etti. İnsan gücünü yok etti. Geleceğe umutla bakan, ülkesi adına planlar kuran, okuyan, düşünen, araştıran ben de hatırlıyorum gençlerimiz mahvedildi. Ve bu konuda rahmetli şehit liderimizin bir şeyi vardır. Biz bunu başlatmadık. Biz spontane bir ortamda kendimizi bulduk. Ben diyor Sivas'tan Ankara'ya okumaya geldim. Annem beni oku diye gönderdi. Ama geldim ki diyor savaşın ortasında buldum kendimi. Tabii bu geçmişte olduğu gibi küresel güçler tarafından yönetilen bir süreç. Dünyayı dizayn eden o küresel güç ya da güçler bizim gibi bizi daha doğrusu bizim toplumumuz, bizim coğrafyamızın eğitimi düşük, düşünme yeteneğini kaybetmiş, muhtaç edilmiş durumdaki toplumları dizayn etme projesi. Bunun için de topluma öncü olabilecek, toplumun önüne çıkıp bu gerçekleri haykıracak, toplumu o yönden değil, kendi istikametine kanalize edecek liderleri de pek yaşam hakkı tanımıyorlar maalesef. Herhangi bir provokasyonla
ortadan kaldırıyor. Ya da bir taraftan bir şekilde bir suikaste birisi kurban ediliyor. Diğer taraftan onun karşılığı olarak başka şeyler. Toplum böyle çatıştırılarak bu şekilde devam ettiriliyor. Evet. Yani bunu artık kabul etmek lazım. Yani 80 öncesinin anarşik ortamında bir alemin ifadesiyle şöyle diyor bunu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da diyor. Aynı silahla diyor, aynı gün bir sağdan bir soldan genç vurulmuş diyor. Aynı silah. Tabi bunların konuşmanın bir mevzusu yoktur. Şu anda bir faydası da yoktur. Üzerinden çok zaman geçti. Ben onların hepsine rahmet diliyorum. O uğurda can veren, suçsuz sağdan olsun, soldan olsun gençlerimize, abilerimize daha doğrusu Allah rahmet eylesin diyorum. Onlar kurban edildiler daha doğrusu, kurban seçildiler. Ama en son yaşadığımız örnekte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu gibi vatanına, milletine kendini adamış, milletin teveccühünü kazanmış, milletin gönlüne girmiş, bir umut olmuş, daha doğrusu umut olarak bakılan bir insan bir anda ortadan kaldırıldı. Ve toplum şu an onun travmasını yaşıyor. Şahsen ben onun travmasını yaşıyorum. İlk tanıştığım 1979 yılıydı ve o günkü gibi görüyorum. O günkü gibi mücadele insanı, o günkü gibi bir Anadolu insanı, o günkü gibi bir kavruk sesli bir Anadolu'nun insanının bileği gibi öyle hissediyorum. Ve bu benim üzerimde bir travma oluşturdu. Kaldı ki toplum da aynı şekilde düşünüyor. Onun için geldiğimiz noktada ben şahsen şunu şey diyorum. Bulunur mu bunun failleri? Bulunur mu, bulunmaz mı? Bunun da bir cevabını bulamıyorum daha doğrusu. Çünkü bir hareket yok. Bunun üzerinde bir kurumsal çalışma yok. Bir yani toplum unutsun bunu. Küllensin. Kimse bir daha bu konuyu konuşmasın isteniyor. Yani topluma bu kanalize ediliyor. Ne delili sunarsak ya da mahkemelerin böyle bir çabası da yok. Yani bunu bir şekilde açıklığa kavuşturalım. Yeterli Mustafa Bey, burada bir görüş belirtmeme müsaade ederseniz. az önce söylediğiniz sonuç itibariyle affedersiniz. Ortaya gerçek sonucun çıkması için ciddi çalışma gerekiyor. Ama bugünkü hükümet yetkililerimiz, milletvekillerimiz, bakanlarımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun olayı son değildi, bugün son da olmayabilir. Evet. Onun için değil de kendileri için bu çalışmaları yapıp kimin ne yaptığını ortaya çıkarırlarsa bu devletin bütün vazifeli olan en tepesinden en mazbut yerinde çalışan memuruna kadar devlet güvenliği sağlamış olur diye düşünüyorum. Doğru, katılıyorum. Şimdi bir demokratik ülkeyle demokrasisi güçlü olmuş, ileri demokrasisi olan ülkelerde böyle bir skandal yaşansaydı zaten o anda o hükümet istifa ederdi. Çünkü oradaki gerçek demokrasi, ileri demokrasi yaşayan ülkelerde hayvan hakları bile insan haklarının önüne geçmiş. Evet. Yani bir yerde bir şey oluyor, hayvanın başına bir şey geliyor, çok affedersiniz. Yani benzetme değil, konumuz o değil ama örnek olarak onu söylüyorum. Toplumun, yani toplum olarak biz ne kadar gerideyiz, ne kadar sorgulayıcı değiliz, onun örneğini vermek evet. istiyorum. Orada hükümete, bakana, efendim, istifa ediyor. Hatta istifa et bile deniliyor. Yani Kore'de bir facia yaşandı, bir gemi faciası yaşandı. 294 kişi öldü. Yani bakan derhal istifa etti ve o ölen insanların yakınları hükümete ya da o görevli bakana, hatta bir resimde var, ben gördüm sosyal medyada, bir tokat atıyor adam. Yani bu kadar gelişmiş bir özgürlük var. Çünkü neden insan bir yakınını kaybetmiş. Toplum gerilmiş. Yani geçen Romanya'da
eğlence merkezinde yangın çıkarttık. Sokaklara dökülmüyor. Şimdi biz böyle bir olay yaşadık. Her tarafı soru işaretiyle dolu. Hiçbir cevabını bulamadığımız ama kendi sevenlerin haricinde, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendi sevenlerinin haricinde kimse kılını kıpırdatmadı. Şimdi toplumumuz böyle bir yapıya sahip. Önce buradan başlamak lazım. Bir şey başarılacaksa toplumla birlikte başarılır. Bireysel olarak bir şeyi kabul ettiremezsin. Başarma şansınız yok. Ama toplum olarak yöneten üzerinde demokratik haklarınızı kullanırsanız o sizin seçtiğiniz, o sizi yöneten insanlar mutlaka sizin dediğinizi yapmak zorundalar. Ama efendim bir taraftan burada bir şey oluyor, diğer taraftan herhangi bir şey oluyor. O bizdendi. Şimdi bu tarafta diyor ki o da bizden değildi. Bu bizden. Şimdi böyle bir duyarsızlık var. Toplumsal tepki oluşmuyor. Toplumsal direnç oluşmuyor. Ayrıştırıldı insan. Evet. Bu yüzden iktidarlar çok şanslı. Arkadaşlar. Yöneten kim olursa olsun fark etmez. İleriki bir dönemde de bizi yönetenler böyle bir olayda dilemem ama böyle bir olay yaşanırsa çok şanslı olacaklar. Çünkü neden? Toplumsal dirençle karşılaşmıyor. Bir batı toplumu gibi değiliz biz. Eğitilmemişiz. Eğitim kalitemiz düşük. Seviyemiz düşük. Toplumumuzun kendi tepkisinin haricinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir savcılık makamları, bir bu devletin idare makamları var. Onların çalışması lazım ve insanın can güvenliği açısından bütün toplumun menfaatine bu makamların vazifesini yapması lazım. Şimdi yani demokratik tepkilerin yaptırımı hukuki yaptırım değildir. Biz hukuki yaptırımın esas alınıp onun savcılar tarafından devreye geçilmesini şimdi istiyoruz. Yani bir eski kamu görevlisi olabilir, başka bir eski vekil olabilir, fark etmez. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcısı çağırıp sorgulayabilir, bu konuyla ilgili bir dosya oluşturabilir, bir derinlemesine araştırma yapabilir. Yani demokratik tepkiyi şunu değerlendirebiliriz Sayın Mustafa abi. Mesela cenazesine katılan o 2 milyona yakın insanın Muhsin Yazıcıoğlu'na karşı gösterdiği sevgi yani bir şekilde demokratik tepki de aynı zamanda. Ömer olacak. Bey bakın burada benim kıyaslamam şu, kriter şu. Şimdi cenaze ayrı bir olay. O bir sevginin ifadesi. Bir sevgiden dolayı, bir muhabbetten dolayı, evet, bir şeyden dolayı gösterilmiş, oraya gelmiş insanların bir eylemiydi. Ancak şu var, şimdi bir bazı haklar var. Yani vatandaş olarak hakkınız var sizin, anayasal hakkınız. Tepki yani. Demokrasilerde bu vardır. Yani bu yoksa zaten demokrasi yoktur. Şimdi ben Brüksel'de bir şey izlemiştim. Bundan birkaç ay önce Brüksel'de çiftçiler şey yapıyorlar. Direniş başkanım, hakkını helal et. Bir veterimiz var. Ondan sonra ikinci bölümde devam edelim. Tamam. Evet, FSM TV, FSM Haber ve Radyo FSM canlı yayındayız. Devam ediyor. Saat 18.49. İstanbul Küçükçekmece iki telli stüdyolarındayız efendim. Ve bir sizi reklamlarla baş başa bırakıyoruz. Yapacaktım da ben geçtim acele. Ben de 5 dakika kapıya çıkıp sıra geçeyim. Tamam abi. Şey yemeksin. Abi
Sen de içiyorsun, hala sigara içiyorsun ama. Ya sorma ya. Kurtaracağız da. Ben sana bırak diyorum ama bura dinlemiyor beni. Merhaba. Efendim hayırlı bir gün. Bir ekonomik programında yine Kubilek'le birlikteyim, esnaflarımızla beraberim. Şu anda İstanbul Esenler'de Atışamana Mahallesi'ni, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeyiz efendim. Motif Halı'da şu anda... Küçük bir reklam halıcığım. Tanıştırmış mıydım sana İsmet'te? Baba halıcı, biz bu halıcıdan değil. Siz daha lüks. Yok, şey bizim. Çağlı. Eski adam. Nasılsınız? Bu da değil. Bunlar da var ya aslında bu çalıştığı yer. Benim polis arkadaşım. Esenler Alpina Ocak Başkanı'ydı. Ondan sonra. 10 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Valla buradan kamera nasıl bir şey. Büyütüyor hocam. Büyütüyor. Ha. Bozuyor şey. Yani normalde böyle bozuk bir şey. Turistik eski ağabey. Erol abi eski. Doğru. Cağoğlu'nda da öyle. Anadolu'da topluyorlar. Maraş'tan, Kayseri'den, oradan, buradan. Ne kadar güzel bir iş yani aslında. Evet. Olmaya çalışan bir vatandaşım. Bildiğiniz gibi memur emeklisiyiz. Her şeye daha kültürle yaklaştığınız da şimdi bunu canlı sundun değil mi? Canlı gidiyor, devam ediyor şu anda. Canlı reklama girdik. Abi işte gelince bence şu anda Türkiye'de her şey büyüklere göre. Sen şimdi var ya psmhaber.com'a gir yayın izliyorsun şu anda bak. Ama 3'e basacağım. Orada 1, 2, 3 var. Üçüncü şey mi? 3'te çıkıyor. 3'te. Ha. Gerçekten doğru durumdayız. Neden? Çıkabilir, girebildin mi habere? FSM TV net mi? FSM Haber. Kavrulmaya çalışıyorum. FSM Haber. FSM Haber mi? FSM Haber.com. Yeni açtık yani. FSM Haber.com. Ha, çıkıyor yani çok. Şu bardağı alayım da üzerini tamamlayayım hocam. Tamam yeter yeter. Şunu mu? Yok yok su su bardağı. Su mu? İçer insanlar. FSM abi üsttekine mi basacağız? En üstte mi? Bakayım. En üstte. FSM haber işte. FM haberdir. FSM olacak. FSM haber. FSM haber. Çıkıyor yani. Kameraya dokunmuyor. Tamam abi. Şey yok. FSM haber.com. Satış şekli ha. Vardır. Menüste mi dokunacağız? Show Haber, FSM Haber.com. Bu arada ben resim alayım da. Ekran yapalım. İkinci de var abi. FSM Haberleri, FSM Haberler yazıyor. Abi FSM www.fsmhaber.com diye gir. Ha öyle desene. Ve devamlı masaüstü yap. Hatta devamlı çıkar sana. 20-25. Onun dezavantajı. Birleşik mi FSM Haber? Kendi çapımızda ben şahsım. Birleşik Haber. Yemek masamı bile yok sayı. Kiram ucuz. Kendi koymuşlar bunu benim şeyi. Onlar da bu şekilde. Telaş eden. Mücadele edebiliyorsun. Göremiyoruz. Cep telefonu. Yani çaldırır mısın beni Kenan Bey? 0-535-760-97-89 Vardı numaran abi. Amatörümü kesilmez ama burada hükümetimizi, ticaret bakanlığımıza ve ekonomiden sorumlu devlet bakanlığımıza... Ama canlı yayında mı? Nasıl geçeceğiz bunu şimdi? Buldun mu? Küçük esnafın sesini duymuyorum. Ben şahsen bu da inançlarıyla yaşamak isteyen bir insanım. Şu anki zaten sistem bana göre biraz... Bu üçüncü sayfaya mı gireceğiz? Üçe gir. 1-2-3 yazıyor daha. Bak üstte sağda 1-2-3 yazıyor. Aynen efendim. Ana sayfa 3 diyor. Üçüncü sayfa diyor. Dünya, eğitim, ekonomi, şu bu. Şimdi ben de buradan bir bakayım da ben de kontrol etmiş olayım. Kapıyı kilitle hocam ha. Bastır iyice. Faizle de iş yapmak istemiyor esnafım. Senin hanım paydos mu etti? Patron mu? Patron mu? Tam patron. O patron sen işçisin ha? Sen işçisin o patronu. Ben hiçbir şey hiç. Hani abi ben çıkartamadım ki burada. İş yürümeyince
zaten devam etmek zorunda kaldım. Onlar çalışıyorlar şu anda normal şekilde. Demek ki ben de burada da bulamıyorum. Nasıl oluyor? Hayret. Dur. Burada bir şey var. Bak hadi hocam. Şöyle aşağıda diyorsun ki bir şey gördüm. Masa üstünde gösterdiği bir şey var burada. Ha? Masa üstü. Bak en aşağıya in. Masa üstünü göster yazıyor. Bak en aşağıda sayfanın. Masa üstüne girdik. Bak şimdi masa üstü. Yine alsınlar. Ne alıyorsun? Evet, masa üstüne çıktık şimdi. Bak, masa üstüne gelince herhalde 1 2 3 çıkacak burada. Ben de yani burada hiç girmedim şey olarak. Ha işte daha çıktı. En üstte bak. En üstte. 1 2 3 var. 3'e bastım bak şimdi. Defteri 3'e bastım. 3. sayfa çıkıyor. Evet. 1. 2. Yayın açıldı. Son dakika canlı haberler orası değil mi? Ben Google'a yazdım. Kredi şeklinde. Allah Allah, göstermiyor beni. Nasıl oluyor? Flaş diyor. Tamam. Çok büyük şeyler veriyor. Bütün şeyler onlara göre ayarlanıyor. Bir bakayım, bir de şeye bakayım burada. Ya Show Haber'e niye yönlendi bu ya? FSM Haber yazdım, Show Haber'e yönlendi. fshmhaber.com yaz. Çok doğru efendim, çok doğru. Allah'tan ümit kesilmez, kazancımızın onda domuzun ticarettedir diyoruz efendim. Günde olmadan neler dua diyoruz. Abi bu arada merak ettiğim veresi olayınız var mı? Yani tespitlerim yani kendi... Bu video galeride olabilir mi abi? Bazı kriterler koymuş. Abi yok yok, ben bunu da çıkaramadım, çıkmıyor. Bak flash tespitlenmesi lazım diye herhalde. Flash plahi bak bu şekilde çıkıyor. Evet, ama bak orada çıktı, görüyor musun? Bak sağ tarafında. Halı şeyinde konuşalım, müşterilerimizin... FSM Haber şunu diyor. Bu mu? Google'dan bakmak lazım herhalde, Google'dan bak. Google'a yazdım çıkmadı abi, fshmhaber.com. Niye çıkmıyor? www diye çıkıyor da. Şimdi burada şeyler var, bak burada... İletişim diyor, buradaki... Gündem olarak çıkar mı bu? Ve? Gündem özel. Buraya E'ni yazmak lazım. Yandex yazamadım ben yanlış. Yandex'i boş ver. Yandex'ten falan arama ya. Haber. Şöyle yapalım. Haber ara diyor. Haberi. Gündem özel. Nokta co. Ben şahsen 30 küsür sene kullandım şeyimi. Çeyiz olarak aldığımız adı. Sonra da yine... Gerçi çekmiyor ki bir kere. Allah Allah, bu niye çıkmıyor? Ben bulamadım. Evet, yayına giriyoruz. Reklam bitmek üzere. Çaylarımızı içelim orada. Böreklerinizi, çöreklerinizi yiyin. Kaç dakika var? 2-3 dakika var. 5 dakika var. Allah. 12 dakika zaten bu. Zaman bir tane kurabiyeyim. Bir de şey koyacağım peşine. Muhsin Başkan'a ağıt. Çeşit açısından Antep halısı, yöresel bir halı bir şey var mı satış politikanızda? Yok, yani yöresel olarak yok. Markalar zaten şu anda markaların %80'i de... Güzel değil mi siteye hocam bak. Güzel, yani oradan da bakıyorum da görüyorum. Şunu diyorum yani bunu reklamlar alınırsa bak firmalar, bize reklam verirse bak üst reklam olacak. Kenarlar reklam olacak biliyor musun? 5-6 tane reklam yeri var bunlar. Bak reklam alanı. Buralar büyük firmalardan reklam alırsak çok iyi. Atıyorum 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira değerli mesela yani. Anlıyorsun değil mi hocam? Bak bu işte bizim çocuk bu şeyi yapan. Erdem. Benim elemanımdı. Şimdi üniversiteyi kazandı Sivas'ta. Fethi Tilim'de sahibi Erdem Can. Suşehir'de. Nerede? Suşehir'de mi? Suşehir'de. Yani kendi Suşehir'de. Koyhisar'da. Koyhisar mı? Orada üniversite varmış ya. He, bizim oradaki üniversite. Ben Koyhisarlıyım ya. He, orada işte şu an. Çok güzel. İsmi ne, çocuğun neydi? Erdem Can. Kendin nereli? Suşehir'de. Suşehir'de. Bizim şurada hemen üçüncü sokakta oturuyordu. Ha burada oturuyor. 3 senedir bana buraya takılıyordu. Burada yani ben kardeşlik yapıyordu. Ama bölgeniz güzel efendim. Burası İstanbul'un en gözde yeri Otungar. Suşehir'ine gidip mi geliyor yoksa orada yurtta mı kalıyor? Otungar
ev tuttular. Ev tuttular. Yani. Mesafe değil, bunu bulmayız. Yani anladığım kadarıyla buralar İstanbul'da insan kaynayan bir yer anlayışlarım ve nüfus oranı olarak Esen'de. Sen işte reklam alırsan çok iyi olur senin için. İşte bu site biraz beni canlandıracak. Biraz da iki sitede yani iki ekonomi dünyası programımızda normalde. O programa da alırsak konukları, hep iş adamları, hep işini, veteresini yapacak. Çok gelip iyi. Burada da anlatacak. Şimdi ekonomiyi konuşacağız yani. Yaz ayı. Evet. Son olarak FSB TV'ye neler söylemek istiyorsunuz? Nurullah Bey, piyasa, bu piyasadaki dolandırıcılarla ilgili kanun karşısında dolandırıcıların ne kadar haklı olduğunu falan ilgilendiren bir program da aslında yapabiliriz gerçekten bak. Yani kanunlar yetersiz, meclisimiz bu konuda... Mustafa abi buraya bakıyoruz, gülümsüyoruz. Evet, gülüyoruz. Gülüyoruz. Tamam bir de şöyle alayım mikrofon. Televizyonda kamera çıksın. Sağ olun, Allah razı olsun. Dayanımıza kadar geldiniz. Yani de şu yani çiçeklerin arasında. Biraz daha gelişerek, biraz daha güzelleşerek devam etmesini biliyorum ve niyaz ediyorum. Yani ne yapalım abi? En zor şartlarda en iyi yakalamaya çalışıyoruz yani. Hali ruhiyetimizi gördünüz yani. Anladım, yok abi. Estağfurullah. En zor şartlarda en iyi olabilmek. Bir de bizim başımızda AK Parti'de bir Köroğlu var. Düşün bir de bunun baskısı altında. Bu işi yapmanı sevmiyor. Allah sabır versin. Boş işler diyor. Para kazan diyor. Para kazan. Farkında. Kayıp zihniyeti yani. Evet. Para. Derdi para. Zaten yenge Kayserili mi? Hem de has olsun. Yenge olsun. Kayserili parayı çok sever. Fark etme. Doğru. Kayserili oldu mu para kazan. Yani. Başka şey... Para diyor. Başka bir şey değil. Hayrola abi sen Kayserili'nde değil de. Kayserili. Kayserili'nin saf. Saf değil. Kayserili'nin saf Kayserili. Çeçerim ben, şeyim, Çeçer. Abazayım ya. Şunları alalım mı abi? İstiyorlar uçak parası falan. Haklı adamlar. Biraz bekleyin o zaman dedim. Ailecek davet edecektim bunları. Yani hep düğünlerde falan çalıyor. Muslum Başkanı Sevdalı. Sivaslı bir aile. Biraz Sivaslı. Otur bozdaklara çok şey. Çaylar biz tazeleyim mi? Yenileyim mi? Kadına erkeği. Yok abi sağ ol. Teşekkürler. Yenileyim mi çay? Sağ ol. Mustafa abi. Ya, sağ ol abi. Teşekkür ederim. Sivas'ta bir kültür haline gelmiş. Yani çocuk dahi olsa halk müziğine o kadar şey. Evet. Benim bir Alevi arkadaş vardı. Kızını yarışmalara sokuyor. Hamburg'da. Almanya'da, Hamburg'da ikinci oldu biliyor musun? Yani halk müziği, bağlama çalıyor. Doğru. Aslında... Güzel sesler var. Türk kültür onlar yaşıyor biliyor musun? Yani... Gurbet ya. Daha özlem var. Ezik insanlar böyle. Genelde Sivaslı'nın... Ben Kenan Sivaslı diye konuşmuyorum. Yok ben öyle. Çok misafirler oldum, yurt dışında. Deseler ki bana, misafirperver kim deseler... Ve kendi memleketimi de Sivaslı'yı gösterdim. Yani adamlarda bir böyle bir şey var yani. Çocukları dahi öyle yani. Evet. Ama böyle bir, ben şöyle bak biraz şey ettim. O gurbetin ezikliği, o yokluğun şeyini hissediyorlar yani. Şimdi Sivas'ta şey var. Mesela hem ne bileyim tarım alanı olsun, hem iklimi olsun çok böyle şeyin olduğu bir yer değil.
Yani çok gelişebilecek bir bölge değil. Ses yankılanıyor böyle. Aygül abi. Ses yankılanıyor da. Gidiyor mu acaba? Şikayet mi var? Yok yok. Duyuyor. Tamam. Mikrofonu da yüksek biraz da biraz gece oldu ya. Tamam. Şimdi dolayısıyla oradaki yaşayan insanlar çocuğuna ne verecek? Gelecek sağlayabilecek mi? Ne yapacak? Neyse büyük şehre göç ediyor. Mesela benim babam 60 yılına göç etmiş. 16 yaşında bavulu almış gelmiş. Sanat enstitüsünde okuyor. Defteri yazıyor. Defter bitiyor. Siliyor. Tekrar yazıyor. Yani öyle bir yoklukta okuyan birisi. Hem çalışıyor hem okuyor. Sanat enstitüsünde. Evet efendim. Canlı yayınımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. O kadar dikkat etmişiz. Demek ki yine de seste bir sıkıntı olmuş. Sesimizi duymuşsunuz biraz. Hakkınızı helal edin diyoruz. O kadar dikkat etmemize rağmen bütün mikrofonları kapatmıştım da yani. Evet. İkinci bölümdeyiz. Evet. Biraz İslam aleminin durumunu konuşalım. Müsaade ederseniz değerli konuklarımız. İslam alemi ne durumda? Neler oluyor? İslam alemi, İslam'ın neresinde? İslam'ı kendine merkez almış mı? İslam'ı kendine merkez almış mı? Yani bunu biraz işlemeye çalışacağız efendim. Evet, bu konuda değerli konuklarımıza yine bırakıyorum. Buyurun efendim. Evet. Kenan Bey sizden başlayalım. Evet. Buyurun. Daha sonra hakkınızı helal edin Mustafa abimizin konusu vardı. Hemen onu da işleyeceğiz evet. Bu arada. Evet, özür dilerim. Evet. Öncelikle tabii ki baktığımız zaman nerede bir gözyaşı, nerede bir zulüm dendiği zaman, nerede bir akan kan dendiği zaman, baktığımız zaman hep İslam beldeleri var, İslam coğrafyası var. Tabii ki maalesef Müslüman kardeşlerimizin arasına sokulan kin, nefret, nifak tohumları küresel emperyalist güçlerin uyguladıkları stratejiler, taktikler Müslüman'ı Müslüman'a maalesef kırdırılıyor. Aynen. Ölen Allahu Ekber diyor, öldüren de Allahu Ekber diyor. Böyle bir algı oluştu Müslüman aleminde açıkçası. Aynen. Tabii Müslümanların olduğu bölgelerde hep böyle ne bileyim rantın olduğu bölge diyelim. Kaynakların, Allah'ın doğal verdiği, kaynakların güzel doğal kaynaklar olduğu yeraltı bölgeler. Hazineleri değil mi hocam? Evet, yani? Hepsi var. Maalesef tabii ki en büyük sermaye petrol dünyada. Petrolün olduğu bölge yine İslam ülkelerinde evet. Var. Bu durum tabii ki diğer şer odaklarının, batılı güçlerin, küresel güçlerin daha çok böyle işte bizim olsun, kendi insanımız geçinsin gibilerden. Hani Müslümanlara sanki böyle bir şey yapıyormuş gibi, hani çok özür dilerim, küçük görüyormuş gibi bir izlenim aynen, algısı aynen. Var. Öyle bir tavır var. Tavır var. Biz bunu tabii ki aslında bizim bir şeyimiz var. İşte diyoruz ki Muhsin Başkan'ın gerçekleştirmek istediği hareket işte Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış bir güçlü Türk İslam dünyası hayal ediyoruz. Bunu etmemizdeki, hayal etmesindeki olay bütün İslam güçlerinin tabii ki birleşerek Batı'ya karşı bir açıkçası ders vermek. Şu an baktığımız zaman bugün Suriye'de bir iç savaş var. Orada da insanlarımız tabii ki katlediliyor. Burada da yine Batılı güçlerin emelleri söz konusu. Dünyanın öteki ucundaki bir devlet geliyor. Burada sömürmeye çalışıyor. Veya ne bileyim Suriye'nin yan komşusundaki diğer bir
Müslüman olmayan bir devlet yine burada sömürme yapmaya çalışıyor. Bir takım şer odaklarının gövde gösterileri, güç gösterileri, toprak kapma mücadeleleri, İslam coğrafyasındaki toprakları yerine yeni bir devlet kurdurma projeleri tabii ki bizi oldukça üzüyor. Biz her zaman sonuna kadar mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu bizim bir duruşumuz. Kim olursa olsun, mazlum kim ise, hangi ırktan, hangi mezhepten, görüşü ne olursa olsun, vatan haini olmayacak yalnızca. Ama dediğim gibi mazlum kim olursa olsun biz her zaman onun yanındayız. Tabii ki burada uyanık olacağız. İslam alemine tabii ki bir proje sunmak gerekir. Bir birlik projesi sunmak gerekir. Bunu yapabilecek liderler yetiştirmek gerekir. Bunun için yetiştirmek kadrolara ihtiyaç var. Yetişecek kadrolara ihtiyaç var. Bizim tabii ki böyle bir lider vardı. Böyle bir lider maalesef yine aynı konuya geliyorum üzülerek yok edildi. Yani burada bütün İslam coğrafyasındaki insanların mağduriyeti söz konusu, geleceği söz konusu, çocuklarımızın geleceği söz konusu. Bunu ben şahsen açık konuşmak gerekirse çok yakinen üzülüyorum Müslümanlar üzerinde oynanan oyunlara. İnşallah Rabbim tüm Müslümanların yar ve yardımcısı olur. Rabbim inşallah bizleri korur. Söyleyecek çok şey var. İnşallah bir dahaki programda bunun açılışını da yaparız. Bununla ilgili konularla gündeme gelir. İnşallah efendim, inşallah. Ben Mustafa abiyi de sözünü biz aldık. Onu da evet, hakkını helal ettim. Evet, hakkını ben şu anda yayına giremiyorum. Sesim geliyor ama bir sıkıntılar evet. Var. Teknik manada hakkınızı helal edin. Şunu söylemek istiyorum. Büyük Birlik Partili bir mensubuyum tabii ki. Evet. Aynı sizin gibi görebiliriz. Ama milli manevi değerlere bağlı mukaddesatçı bir dünyamız var. Doğru. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu küçücük de olsa, şu canlılığa bu aziz milletin ihtiyacı var mı yok mu şu teknik manada? Yani ses yürek manasında, nefes manasında, yani milli devlet, güçlü iktidar diyenler, aynı kilimin desenleriyiz diyenler, Adriyatik'ten Cinsettin'e kadar benim milletim, benim davam diyenler için böyle bir televizyon, böyle bir yayın organizasyonu, böyle bir gazete veya işte basın dediğimiz, medya dediğimiz bu olay, altında, üstünde, ortasında, başında rant olmayan, dikkat et bak burası, sadece ve sadece Allah rızasını ölçü alan, evet, yüreklerin çarpışarak gönüllerin fethedildiği bir havuz oluşturulan bir medyaya ihtiyacımız var mı yok mu? Bak şimdi burada tabii ki serzeniş yapıyorum. Nefsim adına değil bak, tabii dikkat ki edin. Yayına giremedim diyorum, dolanıyorum değil evet mi? Şey gibi böyle karabuluk gibi hani kameraya düzeltmeye çalışıyorum. Yani daha hijyenik, büyük salonlarda hijyenik. Ama ne diyorum, altında üstünde, kenarında kıyısında Siyonizm'den icazet almayan, rant almayan bir basına ihtiyacımız var mı yok mu? Evet, kesinlikle. Bunu özellikle söyleyelim mi hocam? Kesinlikle üstüne var. Üstüne basa basa. Kesinlikle var. Yunus gibi düşünen, Yavuz evet gibi hırlayan, Fatih gibi gülüyor, ayağa kalkan bir yayına ihtiyacımız var mı yok mu? Var, kesinlikle evet, haklısınız. Zaten insanlar algılarla yönetiliyor şu durumda. Çok özür dilerim, şurada evet bitireyim. Sayın Mustafa Destici, 4 yıldır, 5 yıldır genel başkanımız, Allah razı olsun, elinden geldiği kadar çabalıyor. Fakat hiç dikkatimi çekiyor. Ne kadar aciz dilemiyor. Ne kadar aciz durumda. Gidiyor Bugün TV, gidiyor Samanyolu, gidiyor şurası, gidiyor burası ve adına ne diyorlardı? Paralelci. Paralelci. Yazık değil mi yani bize yani? Ben yani gittiğine bir şey demiyorum veya o kanallara bir şey demiyorum. Dikkat edin. Yani bu algıya düşmemizi anlatmaya çalışıyorum. Neden biz bu algıya düşüyoruz? Çünkü bizim sesimiz yok.
bize aynen anlatan bir kimliğimiz olmadığı için. Kanalımız olmadığı için. Bize kim algı diyor peki, bize kim havuzcusunuz, pardon, bize kim paralelcisiniz diyor. O yandaş dediğimiz, yandaş medya yani diyor. Medya dediğimiz, şimdi yani icazet alanlar aynen yerlerden. Biz TRT bir televizyonuna da gittik mesela. Yani. Bizi yayına şey yapmadılar, siz dedi paralelcisiniz. Görüyor mecbur musun? Gidiyorsun. Bugün TV'ye, Samanyolu'na. Yani. Şimdi acı bir gerçek yani. Yani. Ben burada dikkat et. Özür dilerim. Bir medyanın, bir gazetecinin ne paraleline, ne havuzuna, ne şuna buna inanmıyorum. Evet. Karşıyım da, böyle bir ölçü de ölçüdür demiyorum. Mukaddesattan destek alan, evet, milli manevi değerlerin simgeleyen ve bağımsız düşünen Müslüman Türk milletinin sesi, nefesi olmalı bir gazeteci, bir medya grubu. Doğru mu? Bunun üstünde, altısı üstünü kenarı görmüyorum. Maalesef yani. 13 yıldan evet beri. Bu dedikleriniz çok zor bir durumda. Daha da kötüye doğru gidiyor. Hani çıtanın yükselmesi lazım. Daha da böyle dibe doğru aynı gidiyoruz. Aynı. Her alanda. Yani birileri bizim gözümüzü boyayabilir. Biz işi biliyoruz. Yani işi saman altından neler götürüldüğünü biz görüyoruz. Vatandaşımıza da bunu anlatmak, söylemek bizim boynumuzun borcu. Aynı. Şimdi bugün baktığımız zaman ahlaki yozlaşmanın en üst seviyelere geldiği bir dönemdeyiz. Bugün eğitim deseniz eğitimin tutulacak tarafı kalmamış. Aynı bir yapboz tahtası haline gelmiş aynı eğitim sistemi. Aynı. Bugün sağlık sektörüne baktığımız zaman sağlık sektörü yine öyle. Yine istenilen bir şey yok. Hani birileri çağ atladık, şunu yaptık, bunu yaptık diyor ama yerli, mesela yerli otomobilimiz deniyor ama hani otomobili bana gösterin. Nerede şey otomobilimiz? Yani. Evet, yerli abi, uçak abi deniyor. Face'lerden, sosyal paylaşım sitelerinden haberler yapılıyor. Hani gösterin. Nerede? Uçağı belki yapabilirsin. Ama motoru nasıl yapacaksın? Aynen. Motoru yapabilecek teknolojiyi bana göster. Tekniği göster. Kimden alacaksın? Yani zamanında bir pancar motor vardı mesela. Pancar motor şeyi vardı. Evet. Onu bile patentini gittik Almanya'dan aldık. Yani Türkiye'nin üretmiş olduğu bir motordu. Açık konuşmak gerekirse. İçten yanmalı bir motor. Aynen. Aynen. Şimdi özellikle şu geldiğimiz son dönemler Türkiye'nin istediği kadar borcu yok deseler bizi inandıramazlar. İşsizlik oranı zaten biliyorsunuz. Almış başını gitmiş. Aynen. İstanbul'un nüfusu 2002 yılında kaçtı? Bugün bakın 2015 yılında İstanbul'un nüfusu kaç? Hala da büyük şehirlere göçler başlıyor. Devam ediyor. Bunun önüne geçemiyorsun. Niye önüne geçemiyorsun? Çünkü orada doğan, büyüyen insan orada geçinemiyor. Çünkü aynen fabrikası yok. Tarımı, hayvancılığı sen bitirmişsin. Ve de bunun neticesinde bu insanlar buradan geçinemiyor. Ve de ne oluyor? Dolayısıyla büyük şehre göç etmek zorunda kalıyor. Ben mesela 5 çocuklu bir ailenin 4. ferdiyim mesela. Benim babam çalışıyordu zamanında. Biz küçüktük. 5'imize birden bakıyordu. Yani hepimiz de okuduk. Allah'a şükür yani yememiz de yerindeydi. Aynen. Tabiri caizse. Ama şu an baktığınız zaman hem karı koca iki eş çalışıyor. Bir tane çocuğuna bakamıyor. Bir tane çocuğunu geçiniyor. Hayat şartları... Burada bir şey ilave edeyim Kenan Bey. Evet. Şimdi rahmetli Muhsin Başkan bu konuyu özellikle her konuşmasında vurgulardı burada. Yani insanların bu göç olayı, Türkiye'nin insanların İstanbul'a ya da büyük şehirlere göç edip oralarda hem kültürel olarak hem kişilik olarak erozyona uğradığını özellikle vurgulardı ve şöyle derdi yani insanlar doğduğu yerde doymalı. Benim hayalim budur yani evet insanlara. Şimdi gerçekten de öyle yani. Evet. İnsanlar doğduğu yerde doyması lazım. Şimdi gelişmiş ülkelere bakıyorsun. İnsanlar iş bulmak için bir şehirden bir şehire göç etmiyor. Yani. Evet. Yedi, tabiri caizse 7 ceddi orada kalmış. Hepsi orada. Ama devlet tabii proje geliştirmiş oradaki insanlara. Ekmek veriyor, iş veriyor. Geçimini sağlayacak imkanlar sunuyor. Geçen diyor ki Kadir Topbaş bir şeyde açılıştı. Ya İstanbul'u 40 milyon yapacağız diyor.
Ya Allah dedim yuh ya. Yani biri şuna akıl versin kardeşim. Yani 40 evet. milyon. Yani 20 Kafa milyon yiyecek olmuş. İnsanlar ya. Böyle bir şey var mı? Yönetemiyorsun. Milyon. Bu insanlara ekmek, su veremiyorsun. Ulaşım yetersiz, yollar yetersiz. Yani 40 milyon yapınca İstanbul'u bir düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir şey. Şimdi mesela siyasetin nabzı Ankara'da atıyor. Ülke siyasetini Ankara belirliyor. Ama siyasetin ana kaynağı İstanbul. Bütün siyaset yani İstanbul'daki gelişmelerden etkileniyor. Evet. Şimdi İstanbul'da ne varsa ya bizim Anadolu'nun insanı o taraftan bu tarafa doğru hala İstanbul'a aşırı derecede bir akın gelişti. Akın var. Hala devam ediyor. Emlak fiyatları da almış başını gidiyor. Mesela. Rant merkezi oldu yani. Heh. Rant merkezinden dolayı. Bu yani ne bileyim bir üçüncü köprü yapılıyor deniyor. Övünülüyor. Yap devlet işlet modeli uygulanıyor. Yani üstünden geçtiği köprü benim köprüm değil. Üstünden geçen araba benim arabam değil. Hala ben vergilerini kat kat veriyorum. Vergi tabii ki vereceksin ama çok aşırı derece bir vergi alınma olayı. Bunun neticesinde ekonomik sıkıntılar insanımızı ister istemez bir buhrana sevk ediyor. Ne bileyim işte son zamanlarda baktığınız zaman son yıllarda evlilik oranlarının önüne boşanma oranları geçiyor. Boşanma oranı daha fazla. Geçinemiyor hayat sıkıntısından dolayı insanlarımız. Mecbur. Yani bu tür geçim sıkıntılarından dolayı eşiyle anlaşamıyor. Dolayısıyla boşanma aşamasına kadar geliyor. Geçen seçim zamanıydı. Esenler tarafında bir çevrede dolaşıyoruz. Esnaf ziyareti yapıyoruz. Baktığımız zaman bir okulun önüne geldik. Okulun önünde çocuktan çok anne baba var, veli var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Burada hayrola dedik, program mı var, ne var gibilerden. Ya dedi, biz dedi, burada dedi bir uyuşturucu taciri varmış dedi, çocuklarımızın zehirliyormuş dedi. Böyle bir olayla karşılaştık. Şimdi hani okul önlerinde küçük çocuklar uyuşturucu yani müptela yaşı diyelim daha doğrusu küçük çocuklara, küçük öğrencilere, sabileri gönderiyoruz okula. Bu yaşlara kadar inmiş. Böyle bir rezaletin içerisindeyiz. Kimse biz bunları gördüğümüz zaman bir şeyler bize iyi gidiyor denemez. Aynen, aynen. Böyle bir şey yok. Böyle bir politiko, böyle bir siyaset anlayışı yok. Ama maalesef bizim insanımız bazı bir kesim tabii ki ayrıştırılmış, kutuplaştırılmış ve narkoz verilmiş. Şimdi öyle bir şey ki siyasetçileri de böyle bir kral gibi, bir padişah gibi, bir kurtarıcı gibi görüyor. Şimdi bu çok yanlış bir algı. Bugün mesela iktidar partisi. Adam diyor resmen ben diyor benim varım yoğum diyor. O diyor yani. İsim vermeyeyim yani. Buradan ne demek istediğimi anlıyorsun. Aynen. Yani bu aşamaya gelmiş. Sana ne faydası var? Bir fayda söyle bana diyorum. Şimdi bütün bu doğruları, bütün bu yanlışları düzeltmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde makul bir sese ihtiyacımız var. Nedir bu ses? Bu ses başlamak. Büyük Birlik Partisi'nin mecliste olmasıdır. Bunun için bizim bir sürü projelerimiz var. Hem eğitim aşamasında, hem tarım hayvancılık aşamasında, hem Kalkınan Anadolu Projesi diye bir projemiz var. Bunun da ayrıntılarını daha sonraki programlarda size açıklarım. Yani Anadolu insanını kalkındıran proje bu. Oradaki insan kalkınacak ki büyük şehre göç etmeyecek. Şimdi deniyor ki efendim biz seçim beyannamesi vardı mesela iktidar partisinin asgari ücreti 1300 liraya çıkaracağız. 1300 liraya değil bu insana 2000 lira da yarar. Hiç önemli değil. Yani ne kadar verebilirsiniz verin ama 1300 liraya da çıkartırken bu insanlardan aldığınız, vatandaşlardan aldığınız, esnaflardan aldığınız sigorta primlerinde primini yükseltmemeniz gerekiyor. Bugün asgari ücretli çalışan birisi stopaj dahil 500 küsür lira veriyorsa
asgari ücret 1300 lira olduğu zaman siz bu sigorta primini yükseltmemeniz gerekir. Bunu yapabilir misiniz? Bunu yaparsanız mest edersiniz. Bunlar çok ayrı şeyler. Onun için bugün baktığımda bir enerji bakanı oluyor, diğeri ailesi enerji sektöründe oluyor. Bir baktığın zaman birisi gemici oluyor, ailesi gemi şeylerin içerisinde oluyor. Yani çok yanlış işler var. Biz bu yanlışı görüyoruz. Bunu her şekilde anlatıyoruz ama maalesef Büyük Birlik Partisi'nin üstünde oynanan oyunlar, algı operasyonları bizim gücümüzü zayıflatma operasyonları diyelim. Ama biz bunları gördükçe daha da çok kuvvetleniyoruz. Farkında değil kimse. Daha da çok hırsla çalışıyoruz. Bu da bizi güçlü kılıyor. Bu da tabii ki biz biliyoruz. Gönüllerde biz birinci partiyiz. Bu olayı da tabii ki sandıklara bu zamana kadar yansıtamadık. Bunun yansıtmak için de elimizden gelen var gücü gayretle çalışıyoruz. İnşallah bir gün milletin teveccühünü sandıklara da yansıtırız. Büyük Birlik Partisi'nin iktidarında neler oluyormuş? Terör bitiyor muymuş? İnsanımız nasıl rahat ulaşıyormuş? Bunu herkes görür. Vermedikleri oylardan bile o zamanları vermedikleri oydan bile pişman olacaklar diye düşünüyorum açıkçası. Değerli başkanım, hakkını helal. Ben mikrofonu sözümü Mustafa hocama vereceğim de kaldığı yerden ama evet. Bir kelime konuşmak istiyorum. İnşallah bu kelimemi de bu milleti İslam yanlış anlamaz ama 57 yaşındayım. Hayat boyu hep titiz oldum, dik durmayı çabaladım, öğrendim demiyorum, evet. Çabaladım. Şunu demeye çalışıyorum. Alperenler, Büyük Birlik Partililer bu aziz davanın ve bu aziz milletin çekirdeği, mayası. Aynen. Çok önemli burası. Demek ki bugüne kadar istisnaların dışında, ki bir iki kez girdik, bir 91'de girdik meclise, bir işte 94'te, 5'te girdik, bir tekrar bir en son şehidimiz tek başına girdi bağımsız olarak. Şunu demeye çalışıyorum. Bu maya olmayınca mecliste bir türlü yoğurt tutmuyor değil mi hocam? Yani? Aynen. Diyebilir miyiz yani? Aynen öyle. Yoğurt, hakiki yoğurdu yani böyle halis malis tereyağı olan, şimdi, halis malis kaymak olan yoğurt tutmuyor değil mi hocam? Siyaseti, teşbih hata olmasın. Doğru. Evet. Siyaseti basiretsiz siyasetçiler yaparsa ülke hiçbir yere gidemez. Şimdi bunun altını çizelim. Kayıkçı kavgasına dönüşürse bu olay ülke hiçbir yere gidemez. Vatandaşımız rahatlayamaz. Aynen. Onun için bizler bunun bilincinde olarak Muhsin Başkan'dan ne öğrendiysek Muhsin Başkan'ın ayak izlerine basa basa gidiyoruz. Hiçbir zaman nefsimize yenik düşmeden, makam mevki peşinde olmadan. Aynen. Bazıları tabii ki beş parmağın beşi bir değildir. Bazen zikzaklı yollar olabiliyor ancak biz kesinlikle ben özellikle kendi il başkanlığı, Büyük Birlik Partisi il başkanlığı adına konuşuyorum. Kesinlikle bizim dik duruşumuzdan kimseye taviz vermedik. Aynen. Bundan sonra da vermeye gibi bir lüksümüz yok. Vermeyeceğiz de. Biz böyle yetiştik, böyle gördük. Devletimiz için, milletimiz için ne gerekirse elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Hizmet noktasında mazlumun her zaman yanında olacağız, dik duracağız, düz yürüyeceğiz, doğruları söyleyeceğiz, kaybetsek de doğruları söyleyeceğiz. Yani şimdi yalan söyleyerek, siyaseti zikzak yaparak birileri bir yerlere gelir. Aynen. Şu anda onlar oluyor zaten ama başa geldiği zaman o kişiler insanları unutuyor, milleti unutuyor. Ama biz Allah'ın izniyle buna müsaade etmeden bu konuda da iyice pişerek, kadrolarımızı da yetiştirerek kesinlikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde olmamız gerekiyor. Aynen. Allah'ın izniyle bir gün mutlaka bu işi başaracağız. İnşallah, inşallah. Gayretle, sabırla, metanetle. Evet, değerli Mustafa Hocam, mikrofonu sizde, hakkınızı helal edin.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Orada bir fıkra anlatıyordum, bir konu işliyorduk. Evet. Unutmadım yani. Şimdi ben konuyu şöyle bağlantılı olarak şey yapması, yani kopukluk olmaması için arada. Evet. İkinci şeye geçtiğimizde İslam ülkelerinin durumu söz konusu oldu. Tabii bu bizi neden ilgilendiriyor? Bizim felsefe olarak, yani parti felsefesi olarak, Muhsin Yazıcıoğlu felsefesi olarak Türk milletinin omzuna yüklenmiş bir mesuliyet var, bir mesuliyet duygusu. Şimdi bizim burada ülkemizde herhangi bir anarşik durum, terör ya da herhangi bir olay zuhur ettiğinde hiçbir İslam ülkesini ilgilendirmiyor. Bizim kadar duyarlı davranmıyorlar. Ama herhangi bir İslam ülkesinde bir olay cereyan ettiği zaman biz derhal aynen bir elektriklenme, bir hareketlenme oluyor. Aynen. Bu bizdeki mesuliyet duygusunu ifade ediyor. Bir alemin sözünü hiç unutmuyorum. Şöyle diyor. Türk'ün, Cenab-ı Hak bütün İslam davasının yükünü Türk'ün omzuna koymuş. Elhamdülillah. Bu asırlardır böyle. Evet. Yani Memlükleri düşünün. Efendim yer geçmiş Arap medeniyetlerini düşünün. Bunlardan İslam davasını omuzlayamamış, Cenab-ı Hak almış ve Türk'ün omzuna koymuş. Bu ruhla gelmiş Altaylardan. Evet. Hoca Ahmet Yesevi'den Abdülhakim Arvasi Hazretlerine gelene kadar bu devam etmiştir. Bu mesuliyet duygusu halen devam etmektedir. Bizim yani bir devlet politikası filan değil. Bizim insanımızın duyduğu mesuliyet. Evet. Şimdi sorulmuş bir bu soru belki de 100 sene önce bir alime, Hazreti Bediüzzaman Said Nursi'ye, İslam ülkelerinin durumu ne olacak diye. Cevap şu: Asya'nın bahtı miftahı meşverettir. Kaynaşmadır diyor. Alışveriştir. İstişaredir diyor. Peki durum nedir? Bugün İslam ülkelerine baktığınız zaman ve bu istatistiklerde de yer alıyor. Diyor ki dünyanın 40 zengin ülkesinin 22'si Müslüman. Yani dünyada zengin 40 tane ülke var. Bunun yarısı Müslüman. Ama en fakir halk o Müslüman ülkelerde, o zengin olan ülkelerde yaşıyor. Evet. Bunu neyle ifade edersiniz? Bence hiçbir şeyle. Sadece idare edenlerin basiretsizliği, düşüncesizliği ve cehaleti. Yine Bediüzzaman şunu söylüyor bu konu üzerinde: İslam ülkelerinin 3 temel sorunu vardır diyor. Bu sorunlar çözülmedikçe hiçbir başarıya gidemezsiniz. Aynen. Hiçbir. Aynen. Nedir? Birincisi cehalet. İkincisi fakirlik, üçüncüsü tefrika, birbirinize düşme. Evet. Cehalettir bizim. Çünkü bu cahillik, bu vurdum duymazlık cehaletten kaynaklanıyor. Şimdi Anadolu Selçuklularına bakıyorsunuz, Büyük Selçuklu Devleti'ne bakıyorsunuz, öyle medreseler inşa etmişler ki, orada insan yetiştirmişler, alim yetişmiş. Yani İslam alim. Buhara'ya gidin, Semerkant'a gittiğin zaman o gök medreseyi görüyorsunuz. Belki 1000 yıllık bir yapı hala öyle duruyor. Orada alimler yetişmiş. Hadis alimleri, tefsir alimleri yetişmiş. Evliyalar yetişmiş. Anadolu'ya akmışlar yani. Hep bu taraflara gelmişler. Şimdi bu ruhla insan yetiştirmiş. Medeniyetleri bunun üzerine kurmuş. Aynen, aynen. Medeniyetler bunun üzerinde. İslam sevgisini böyle yuvarlak, değil mi yani? Şimdi gönüllere. Hayrullah Bey, bir düşünün, ben Buhari'nin hayatını okudum. Yani Buhari, efendim, Buhari hadis yazarı, sahi, hadis sahi. Yani. Türkistan'dan kalkıp gidiyor Medine'ye, Mekke'ye. Oradaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hadis, yani hadislerini gerçekçi olanlardan. Ama nasıl yapmış?
dinlemiş oradaki insanları. Yani tabi'in, tebe-i tabi'inden o günden bu yana gelenler, duyanlar, bilenlerden hadisleri dinlemiş. Gerçek midir, değil midir? Ve onu yazmaya koyulmuş. 16 yılda yazıyor o Buhari tefsirini, hadisini. 16 yılda. Ve yazmak için de şöyle başlıyor. Abdest alıyor ve en makul bulduğu hadisi yazıyor. En makul. Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyor. Yani yanıltmaması için. Bir yanlış hadis yazmaması için. Bu Türk İslam coğrafyasından yetişmiş bir alim. Bağdat'a gidiyorsunuz, bakıyorsunuz o medreselere, o insan yetiştiren, o oradaki Anadolu Büyük Selçuklu Devleti'nin himayesindeyken oralar başkentti. Hepiniz biliyorsunuz yani Moğol istilasında ne olduğunu. Evet. Ki o kadar büyük medreseler kurulmuş, alimler yetişmiş, dünyanın bütün alimleri, Hristiyanlar da dahil oraya ilim tahsil etmek için gelmiştir. Yani bir merkez oluşmuş orası. Dünyaya bir ışık saçmış. Acaba ne oluyor? Şimdi buna baktığın zaman çok kolay anlaşılır. Yani İslam ülkelerinin durumunun neden böyle oldu? Bugün birbirinize selam vermeyen, hatta eğitimin hiç olmaması gereken bir unsur olarak görülüyor. Yeter ki para olsun, imkan olsun. Ve görüyorsunuz yani Suudi şeyhlerini, diğer zenginleri, nasıl yaşadıklarını, evet, nasıl halde olduklarını. Diğer Afrika ülkelerine bakıyorsunuz. Bu sefer efendim burayı gelmiş işte batılılar yemişler, içmişler, savur falan. Şimdi sen sahip çıkmışsın ki ya. Yani sen oraya kardeşim diye gitmemişsin ki. Sen o petrol paralarını, petrol dolarları işte hangi eğlence merkezlerinde, nerelerden mülk satın alıp, nerelerde zevkine göre harcayacağını hesaplarını yapmışsın. Tabii ki oraları boş bırakırsan Fransız da gelir, İngiliz de gelir. Evet. Terk etmişsin. Şimdi geçenlerde ben yine bir şey okudum. Çin Afrika'dan bilmem kaç milyon metrekare toprak satın almış. Güney Kore bunun Allah Allah. Evet. Toprak yani satın alıyor. Parayla satın parayla alıyor. Neden? Çin'in toprağa mı ihtiyacı var? Hayır. Kolonilerini kurmak. Evet. Şimdi aynı budur. İsrail'in şimdi çok önemli bir nokta. Ben de onu şey diyorum. Yani bunlar bir söylenmemesi gereken bir şey de değil. Şimdi Çin'in dünyanın en büyük toprak parçası orada. Aynen. En çok nüfus da orada. Evet. Ama aynen. Bu bize şunu anlatıyor ki dünyaya hakim olmanın ya da dünyada lider olmanın aynen bir gereği olarak görüyor bunu Çin. Bir kendi devlet politikası olarak görüyor. Kesinlikle. Şimdi biz ülkemizin yani arka sokağımızdan haberimiz yok. Şimdi az önce bahsettiniz. Evet. Kenan Bey bahsetti bu haber ajansları, televizyonlar hakkında. Şimdi arka sokağınızdan bir olay cereyan ediyor. Yine bir alim söylüyor bunu. Bizim içimizden çıkmış bir alim. Haberiniz yok ya. Arka sokağınızda ne olup bittiğinde sizin haberiniz yok. Ama bir bakıyorsunuz ki Fransız Assopress ajansı haber geçiyor. BBC haber geçiyor. CNN haber geçiyor. Nasıl oluyor? Demek ki bu insanları yetiştirmişler. Bunun için büyük fonlar ayırmışlar. Dünyada neler olup bitiyor, hangi yerde ne var, oraya adamlarını yerleştirmişler. Ve yine o alim diyor ki, belki siz, onlar bunu milyar dolarlarla yapıyorlar ama siz bunu gönül işi olarak da yaparsınız. Çünkü dünyaya hakim olmak isterseniz, dünyanın her yerinde olmak isterseniz, atıyorum, işte Pasifik'te bir merkeziniz olmalı. Güney Afrika'da bir merkeziniz olmalı. Evet. Batı Avrupa'da bir merkeziniz olmalı. Amerika'da, Rusya'da, Sibirya'da, Orta Asya'da merkeziniz olmalı ki dünyadaki hareketlenmeyi bilmeniz lazım. Burada oturmakla bir şeyin farkına varamazsınız ki. Ancak açarsınız. İşte Fransız haber ajansından dinlersiniz o olayı. Tabii o da ne yapacak? Kendi görüşüne göre o haberi yönlendirecek, yontacak. Tabii. Öyle verecek yani. Evet. Bunun gereği bu. Sizin hiçbir şekilde hiçbir yere ulaşamıyorsunuz. Elemanınız yok, imkanınız yok, eğitimli insanınız yok, kadrolarınız yok.
şekilde şimdi oturup sızlanmanın bence hiçbir anlamı yok. Projeler geliştirmek lazım. Devlet olarak milleti onore edecek, milleti o yola sevk edecek projeler hazırlamanız lazım. Fonlar koymanız lazım. O insanları görevlendirmeniz lazım. O insanlara o bilgiyi, birikimi, donanımı sağlamanız lazım. Şimdi gidiyorsunuz kardeşim. Bu gerçek. Bunu ben herhangi bir şeye falan mensup diye böyle düşünmeyin. Türkmenistan bizim yani öz ve öpöz. Hem Türk'le anılıyor, hem Türk, ırkı da Türk. Milleti de Türk. Almanlar oraya kolejler açıyorlar. Okul. Yani Almanya neresi? Türkmenistan. Türkmenistan neresi? Peki ne? Dilini konuşmuyor. Irkadaş. Yani Türk koleji evet. Değil yani. Almanca Alman eğitim koleji. Veren evet. Aynı bizim Cağaloğlu'ndaki Alman lisesi evet, gibi. Evet. Aynen öyle. Evet. Şimdi ırktaş değil. Herhangi bir coğrafik bağı yok. Sınır değil. Herhangi bir dindaş değil. Ama niye? Orada kolonisini kurmak için oradaki insanları eğitiyor. Almanca'yı öğreniyor. Ülke nimetlerinden gün gelince yararlanmak yani için. Onu şimdi onun yetiştirdiği insan tabii. Yarın devletinde bakan olacak, elçi olacak ya da bürokrat olacak. Kimin hakkını savunacak? Belki Almanya'nın kolonisi olacak yani. Almanya'nın bir eli, ayağı olacak. Bu tür oyunlar evet. Şimdi maalesef. Arkadaşlar ben kusura bakmayın olaya biraz eğitim yönünden bakıyorum. Yani siyaset bir tarafa, tabii siyaset bunun olmazsa olmazı, icra yönü. Ama temel felsefe eğitim olması lazım. Eğitim olmadan biz hiçbir şeyi başaramayız. Yani eğitilmedik bir insanı, şoförü, ehliyet almadık bir şoförü arabaya bindirebilir misiniz? Ya da uçağa pilot yapabilir misiniz? Bunun eğitimini alması lazım. Olmaz tabii ki. Onun için her alanda bizim eğitime ihtiyacımız var. Eğitim derken kaliteli eğitime. Yani bugün üniversitelere baktığın zaman yani artık Hyde Park gibi yani Londra'daki Hyde Park gibi bir eğlence yeri olmuş. Eğitim yok yani işi boş. Gidiyor aynı mühendislik diploması var. Avrupa'nın herhangi bir yerine iş başvurusu yapıyor. Bakıyor adam Türk diploması. Kanunen denklik var ama onun şeyine güveni yok. Aldığı eğitime güveni yok. Diyor ki yani ben seni bir testten geçireyim. Eğer bizim kriterlerimize ulaşmışsan tamam iş vereyim diyor. Biz böyleyiz yani ama bir Avrupa ülkeleri kendi aralarında küresel bir eğitim projesi koymuşlar. Evet. Hangi nereye giderse gitsin dünyanın her yerinde iş bulabiliyor. Amerika'da bulabiliyor, Kanada'da bulabiliyor, Japonya'da bulabiliyor. Eğitim sistemine işte denk geliyor yine. Şimdi yani her yere imam hatip okulu açmak bir eğitim falan değil, bir başarı da değil. Evet. Bugün teknik liseler fen liseleri, yani kaliteyi dünya standartlarında eğitim verebilecek ve o eğitim modelini yakalayabilecek eğitim kurumları olması lazım. Bu gerek devlette olsun, gerek özelde olsun, fark etmiyor. Ama biz bunu ne yazık ki başaramadık. Gençlerimiz heba oluyor. Bir bakıyorsunuz şimdi, bir sınav zamanı geliyor, 12 milyon genç sınav geliyor. Ya bu korkunç falan geliyor. 12 milyon, bir ülke nüfusunun neredeyse İki katı yani Avrupa'da böyle belki de 10 milyon nüfuslu ülke çoktur yani. Evet. Şimdi yani biz buraya gelince İslam ülkeleri derken biz de dahil içinde. Ben ayırmıyorum. Buradaki başarısızlığın en büyük nedenlerinden birisi eğitim olması gibi demokratik değerlerin benimsenememesi. İdareciler göreve geliyor. Ama o görevden bir türlü gitmiyorlar. Bırakıp gitmiyor. Başarılı olup olması çok önemli değil. İnsanlar ya da kesimler kutuplaştırılıp onun orada oturması sağlanıyor. Evet. Yani gelen bir idareci, zengin ülkeler hepsi, Libya'yı düşün, Kaddafi, ben çocuktum 70'li yıllarda, yani yeni aklımız ermeye başladığı yıllarda Kaddafi vardı. Daha geçen yıl gitti. Düşürür müsün yani bu kaç ne kadar uzun? Diğer hakeza diğer ülkeler aynı. Tunus, Cezayir, Fas, efendim Mısır. Yani bu ülkeler dünyaya enerji satan, dünyanın enerjisini karşılayan coğrafyaya sahip, kaynaklara sahip. Evet.
Ama bu ülkelerin insanı ne demokratik açıdan gelişebiliyor, ne eğitim kalitesi açısından gelişebiliyor, ne ekonomik açıdan. Bir kişinin söylediği benim dediğim doğru. Yani doğru olmadığı ortada. Eğer doğru olsaydı en azından o ülkelerin insanları ekonomik olarak bugün gidin İstanbul'un hangi sokağına bakarsanız bakın dilenen insanlar hep İslam ülkelerinden geliyor. Bir tane Rus görebiliyor musunuz? Bir tane Avrupalı ya da herhangi bir Gürcü görebiliyor musunuz? Mümkün değil, şişme. Yani maalesef benim kanaatim bu yönde. Değerlendirmek isterse Ömer abi buyurun söz sizde. İlave edecekleriniz bir şey varsa. Fıkran yarım kaldı hocam. Hatırlayamadım şimdi. Yani tamam ben bak ben unutmuyorum moda editör olarak yani. Şu anda kamerada çıkmıyorsam da bile ama unutmadım. Hakkını helal et yani. Evet buyurun. Evet. Evet Ömer hocam buyurun. Mustafa Bey söylediği konulardan başkaca benim Orta Doğu'yu ve Arap İslam ülkelerini değerlendirirken bölgede Allah'ın vergisi bir petrol var. Bu petrol için de bütün Batı, Avrupa, Amerika bir araya gelmişler. Çok ciddi kavgalar veriyorlar. Bunun adına kavgalar verirken petrol denmiyor tabii ki. Enerji diyorlar. Her ülkeye lazım olan ama Arap devletlerin 1900'lü yıllarda ipin ucunu Amerika ve Avrupa'ya kaptırmış, İngiltere'ye kaptırmış olmasından dolayı bugün bu mecrada çok fazla söz söyleme haklarına sahip değiller. Avrupalı birleşmiş OPEC'i kurmuş, fiyatı yükselecek OPEC yükseltir, düşecek OPEC düşürür. Ama petrolün sahibi kendileri, söz sahibi başkaları. Şimdi enerji işinden baktığımız zaman durum böyle. Bir de olayın kültür ve eğitim boyutu var. Az önce Mustafa Bey'in söylediği gibi eğitim her şeyden çok daha önemli. Petrolün yeryüzüne çıkarılıp şimdiki otomobillerde, uçaklarda kullanılmadığı yıllar da vardı. Ama İslam alimleri o zaman da vardı. O zaman kitap yazıyorlardı. Az önce sizin buyurduğunuz İmam Buhari ve birçoğu. Bizim ülkemizde milli birlik beraberliğimizin bekasını garanti altında tutmamız için yapacağımız iş kıskanıyor değiliz. Tabii ki bizim misafirlerimiz Suriyeliler var şu anda ülkemizde. Ama bizim onlara harcadığımız para kadar hiç gözümüzü kırpmadan bir yılda eğitime muhtaç bütün okullarımızda belde bölge ayırmıyorum. Bütün talebelerin ne ihtiyacı varsa hiçbir sıkıntı şikayeti olmadan karşılanmalı. Çocukların giysileri, çantaları, ayakkabıları her bir şeyi devlet tarafından sağlanmalı. Çocuğun bir tek eğitim alması kendisinden istenmeli. Çocuğun isteyebileceği hiçbir şey bırakılmamalı. Ki o çocuğa da oku diyebilelim. Bizim eğitim sistemimizi güçlendirmemiz, maddi anlamda desteklememiz lazım. Ve Türkiye'nin son günlerdeki gelişmelerde komşularımızla ilgili çok ciddi sorunlar, meseleler oldu ve devam ediyor. Bizim önce Avrupa Birliği ile ilgili adımlarımız bizden yana iyi de Avrupalı bizi çok kabul edecek görünmüyor. Ben çok fazla efor sarf edilmesini gerçekten doğru bulmuyorum. Biraz Türk Cumhuriyetlerine yönelmemiz bir birlik, beraberlik diyebileceğimiz devletler arası kurumların oluşturulup biraz birbirimize sahip çıktığımızın mesajlarının dünyaya verilmesi gerektiğini gerçekten çok önemsiyorum. Arap dünyasının bir hafta içerisinde şu Rus
uçağının düşürülmesi olayıyla ilgili bu sebze meyveyi oradan parasıyla satın alıp Afrika'ya falan iade edeceklerini açıklamaları hakikaten Türkiye için bir destek olmuştur. Destek olarak gerçekten değerlendirilir. Ama bunun kültürel ve ekonomik olarak biraz kendilerini İngiliz, Amerikan hakimiyetinden kurtarmaları gerekir. Bunu başardıkları takdirde biraz da bizimle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilişkilerimizi, ticaretimizi yapacağız diye yön tutmaları gerekir. Ekonomiyle beraber, eğitimle beraber birbirine kenetlenmiş Türk dünyası ve Müslüman dünyası, İslam dünyası, yani bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir kat daha güçlendirir. Burada şöyle bir şey var Ömer abi. O noktayı ben şöyle tamamlayayım. Şimdi hiçbir bu mezhep ayrımından dolayı en büyük coğrafyaya sahip olan İran, efendim Suudi Arabistan imkanlara sahip olan bir mezhep kavgası çıkartıyorlar orada. Hiçbir şekilde konsensüs sağlayamıyorsunuz. Çıkaramamlar değil. Şimdi burada bahsetmedim sonuçta, de özür dilerim sözünüzü balla kestim. Şöyle bir garip durum var. Hepsini anlatırken her yerde bahsetmek de bilmiyorum. Yine de söyleyelim. MI6'in Birleşik Krallıklar masası var. Bunlar bu gizli teşkilatların emrinden kurtulsun maksadında söyledim. Birinci hedef zaten bu olmalı. Kendilerini önce devletlerin görünmez kahramanların elinden kurtaramadıkları için rahat hareket etme imkanları yok. Evet. Yani şuradaki durum şu, İran'ın bu tutumu sadece bugün değil. Yani bu asırlar boyu var. Yani onların İslam'a bakış biçimi bir ehli sünnetten çok farklı, hatta uygun değil. Bunu müfessirler söylüyor. Bunu Farsi diyorsun, Fars'tır. Yani Şia olması bütün İslam'ın şeyini bozuyor. Tabii ki büyük küresel güçler bunu, İslam'ı bozmak için de bu devleti kullanıyorlar. Çünkü birçok eylemleri İslam'a aykırı. Yani İslam'ın hiçbir zaman cevaz vermediği, hiçbir şekilde ne sünnete ne Kur'an'ın ayetlerine uygun olmayan eylemleri var. Bunu onlar bildikleri için sürekli o devlet korunuyor. O devlet öne çıkartılıyor. Hatta kahraman gösteriliyor. Lider gösteriliyor. Benimsetilmeye çalışılıyor. Benim kanaatim bu ve bunu Osmanlı bütün kuruluş, yani 500 küsur senelik bir medeniyetin hep İran'la geçmiştir. Özellikle Yavuz döneminde, Kanuni Sultan Süleyman döneminde saldırılar yoğunlaşmış. Yani İran çok güçlü hale gelmiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun sarayına kadar girebilecek bir konuma gelmiş. Yani bunun tarihte bunlar kaydedilmiş. Evet. Buna bir gerçek. Onun için mevzu bugünün mevzusu da değil yani. Geçmişe dayanıyor bunun şeyi. Tabii ki tarihi bir süreçte gelişen olaylar ama biz Avrupa'ya baktığımız kadar biraz Türk Cumhuriyetleri'yle ilişkilerimizi artırmamız gerekiyor. Bizim görüşümüz stratejik olarak öyle, jeopolitik olarak öyle ve bizim biten 2023 anlaşmalarımıza yani 2023 yılında bitecek anlaşmalarımıza doğru bir yani olaylar manzumesi geliştiriyorlar bölgede ki Türkiye'yi başka türlü bir zorlamaya götürme amacı taşıyor. Bu anlaşmalarda biz bütün kendi petrolümüzü, yeraltı zenginliklerimizi, her şeyimizi kendimiz çıkarabileceğiz. Hiçbir ülkeden izin almayacağız. Yani bizim çok büyük maddi ülkenin menfaatleri gündeme gelecek. Şimdi bunları biz işlediğimiz zaman
ihracatımız, başka ülkelere satmamız, onların sattığı belki ülkelerin müşterilerine, daha doğrusu bir esnaf deyimiyle gireceğimizi bildikleri için bizi engellemenin yollarına bakıyorlar. Suriye olayında ben hiçbir sebep göremediğimi söyleyebilirim 900 kilometre boyunca. Ya ülkenin bir kısmını boydan boya insansızlaştırdılar. Resmen halkı oradan kovdular. Kovulan halka da biz kucak açtık. E şimdi hangi sebepti? İşte az önce söylediğim İngiliz istihbaratının adamı olan, bu Londra'da yetişmiş diş hekimi olan Beşar Esad bunu onların emriyle yaptı. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Oradaki yaşayan insanlar kendi ülkenin boşaltılan yerin haricindeki bölgede yaşayan insanların kiminle bir sıkıntısı var? Şimdi bu orada konu bu değil. Konu zaten başka bir mecrada. O konu başka bir şey. Büyük Orta Doğu projesinin uygulamaya konması, onun icra edilmesi falan. Onlar başka bir. Ama ben şu itirazım şurada. 2023'ü telaffuz eden bu hükümet, AK Parti hükümeti. Evet. Öyle değil mi Kenan Bey? Aynen. Şimdi kendine göre bir teori geliştirdin. 2023 diye millete kazıdı bunu. İnsanlarda algı oluşturdu. Şimdi ben buna inanmıyorum. Bunlar tamamen absürt şeyler. Hiçbir ülkenin anlaşmaları böyle bağlayıcı değildir. Ancak bağlayıcı olan bazı kritik şeyler vardır. Efendim sen şu madeni çıkarmayacaksın, bu madeni çıkaracaksın. Bakırı çıkarmayacaksın, çinkoyu çıkaracaksın. Ya da işte bronzu çıkarmayıp tuncu çıkartacaksın falan gibi böyle bir absürt şey olmayan şeylerdir. Bazı engellemeler var Mustafa Bey. Ben, şimdi hayır. Üstün körün tamamen lütfen bir şey, izah edeyim. Çünkü itiraz ediyorum burada. Bunu tamamen zamanın başbakanı meydanlarda bunu argüman olarak salladı. Çünkü getirisi var bu. Ve buna hep biz halk olarak destek aldı. Baktı ki yani bunlar çok seçme şeyler. Bakın bunu biz parti olarak yapamıyoruz. Yapmıyoruz daha doğrusu. Neden? Çünkü siyasette ahlak denen bir şey var. O korunması lazım. Birçok şey söyleyebilirsiniz. Kendinize göre bir teori üretir. Halkın bir kısmını inandırabilirsiniz. Ama bu doğru bir şey değil. Hak katında da insanlar karşısında doğru bir şey değil. Yani Kanal İstanbul yapacağım diyor. Bir bakıyorsunuz yani arazi fiyatları uçuyor orada. Mesela Arnavutköy. Yani hiç kimsenin şey yapmadığı yer. Birileri orada zengin oluyor. Ya kardeşim böyle bir iş hukuken mümkün değil. Çünkü ülkenin içerisinde bazı şeylerin yapılması hükümetin kararıyla olmaz. Bunun dış şeyleri var. Yani sen Boğaz'dan gemi geçirmeyeceğim diye bir şey koyamazsın. Çünkü Boğazlar Sözleşmesi var. İmza vermişsin, onay koymuşsun. Oradan öyle bir engelleme yapamazsın. Ya efendim oradan geçmeyin, buradan geçin diye bir şey olmaz. Yani bunu ama halkın böyle bir sorgulayıcı zihniyeti yok. Bize tamamen bu oy ütmek için önümüze konmuş proje. Bunlar doğru bir şey değil. Ben inanmıyorum. Yani 2023'te Türkiye özgür filan olacak ya da şu an özgür değil de bunu böyle sunmanın maksat tabii ki koltukları sağlamlaştırmak, yani, makamı bırakmamak. Yani insanları uluslararası anlaşmaların olduğu da doğrudur abi. Şimdi her zaman mesela bizim ülkemizde 3-4 tane araba markası var. Montaj yapılıyor ama üretim olarak da görünen var. Biraz önce Kenan Bey de söyledi. Motoru bizim değil. Çoğu bizim ama motoru bizim değil. Bağlı mıyız? Bağlıyız. Yok ben bunu tanımam. Yaparım diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hayır yaparsın. İzin almak, bakın yani. Hayır izin almak zorundasın. Şimdi böyle bir şey yok. Yapamazsın. Bunun şartlanmıştık ve geri kalmışlığın verdiği bir eziklik. Şimdi abi, ben şöyle ifade ediyorum. Lütfen. Çeşitli alternatif. Eğer bir ülke motor icat edecekse, şimdi düşünün Malezya'yı. Malezya bir İngiliz sömürgesi ülkesiydi. Evet. Değil mi? Şimdi İngilizler sen motor yapmayacaksın diyebilir mi? Demez. Yani demez. Şöyle demez. Mantıken. Dünyada üretim sürekli teşvik ediliyor. Üretilsin. İnsanların faydasına sunulsun. İmkanlar gelişsin. Dolayısıyla bir ticaret seferberliği, bir ticaret
sirkülasyonu oluşacak. Çünkü buradaki kriz, Türkiye'nin bir kriz yaşaması hiçbir ülkenin işine gelmez. Hiçbir ülkenin kriz yaşaması da Türkiye'nin işine gelmez. Artık böyle bağlı ekonomik bir sistem oluştu. Kapalı ekonomilerden kurtulduk biz. Sürekli ihraç eden, satın alan, satan bir sirkülasyon yaşayan bir ülke oldu. Dünya böyle oldu daha doğrusu. Evet. Global ekonomi denen sistem budur. Değerlendirme mecburiyeti var. Tabii. Şimdi siz bir şey üreteceksiniz ki Batılı da size bir şey satacak. Makro ekonomi sistem budur. Değerlendirme mecburiyeti var. Şimdi yani bugün bir motor üretiyorsunuz ama Mercedes motorun her şeyini yapmıyor ki. Bir kısmını Bosch yapıyor, bir kısmını ne yapıyor? Siemens yapıyor, bir kısmını başka. Yani bugün Mustafa Bey baktığınız zaman bütün elektronik eşyalar olsun, özellikle çoğu diyelim, çoğu motor, içten yanmalı motorlar olsun, baktığınız zaman Çin'de yapılıyor. Çin'den geliyor, ülkemize de Çin'den geliyor çoğu şey. Mesela ben jeneratör şeyindeyim, sektöründeyim. Kendime ait jeneratör firmamla. Yerli bir motor fabrikası vardı burada Mahmut Bey'de, Güneşli'de. Amerikan patentli bir motorun kopyası yapılıyordu. General motor motorun kopyası yapılıyordu. Superstar marka diye. Bütün yani bunu fırıncılar da bilir. Çünkü hepsi, çoğunda bu jeneratörlerden var. Kayıkçılar da bilir. Traktörleri de yapıldı. Evet. Balık teknelerinde de var. Dolayısıyla Türkiye'de bu olay oldu fakat işçilik yani kalıplara döküldü malzemeler. Kalıpları oldu. İşte kimi parçası Bursa'da yapıldı, kimi parçası Konya'da yapıldı. Bazı büyük parçaları fabrikada yapıldı. Ama işçilik ve parça çok pahalıya mal oldu. Çin'den almak daha bir cazip hale geldi. Daha ucuz alıyor. İnsan diyor ki ya diyor benim diyor yerli malım var mesela. Yerli malı olduğu zaman bizim insanımızda da biraz hani cebini düşünme meselesi var. 10 bin liralık bir malzeme var. Bunun maliyeti 10 bin lira. Bunu daha ucuza nereden alabilir? Çin malı. Gidiyor Çin malına yöneliyor. Niye? Yarı parasını alıyor Çin malı. Şimdi böyle bir olayla karşı karşıyayız. Bunu tabii ki bu da şunun gibi bir şeye benziyor. Sen bugün hayvancılığını, basit bir örnek vereyim. Hayvancılığını bugün Türkiye'de yapamazsan hala adını, bir zaman adını bilmediğimiz bir yerden geliyordu. Bu Uruguay'dan. Evet. Hayvanlar geldi, bir anguslar. Neyle beslenildiği belli değil. İslami kurallara uygun mu? Biz İslam devletiyiz. İslami kurallara uygun mu? Bunun yediği besledikleri besilerin içerisinde acaba hani o ismini zikretmeye bile çok tasvip etmediğim bir hayvanın yağı karıştırıldı mı gibilerden bir şeyler oldu mesela ve de o hayvanlar çok pahalıya geldi. Ya burada bir ticaret söz konusu. Şimdi ticaret öyle bir şey ki Çin'den de geliyor bu ürünler, mallar. Burada da bir ticaret söz konusu. Birileri bir yerleri getirmek, bir malzemeyi getirmek için birileri artık ceplerini indirgani mi yaparlar? Başka türlü yerlere mi aktarırlar? Bunu bilemiyoruz. Ama maalesef nedense dışarıdan almak, dışarıya bağımlı hale gelmek, işte dışarıdan ürün ithal etmek bizi daha da çok böyle pasif hale getiriyor, pasifize ediyor. Hem işçilerimizi pasifize ediyor, hem üreticilerimizi pasifize ediyor. Dışarıdan getirmek daha uyguna geliyor. Mesela adam burada yat diyor, ben şimdi fabrika açacağım diyor, çalıştıracağım 200 tane işçi diyor, 200 tane işçinin diyor aylık maaşı var diyor, sigortası var diyor vesaire diyor, yemeği var, maaşı var. Ondan sonra ne uğraşacağım işçiyle diyor. Bu işçiyi ben 200 tane değil de 5 tane alırım diyor. Bir Marmara bölge distribütörlüğü açarım diyor. Onlara vereceğim parayla diyor Çin'den malzeme getiririm, satarım diyor. Ya firmalar da böyle düşünüyor. Bu duruma getirildi ülke maalesef. Ya bunun altındaki kaynağı araştırmak lazım. Bu neden böyle oldu? Maalesef son 15 yılın Çin malının ülkemizde
bayağı bir arttığı dönemdeyiz. Mesela Rusya ile Çin sıkı fıkı diyoruz, ilişkileri kuvvetli diyoruz ama Rusya'da ne maalesef Çin malı satışı yok. Nasıl bir iş bu? Yani bunları düşünmek lazım. Yani biz burada Çin'de mesela koloni şeyde Afrika'da toprak satın alıyor dediniz mesela Mustafa Bey. Tabii şey doğru. Yani tespit doğru. Koloni kurmak. Şunu biz atlıyoruz. Profesörün biri Afrika'da araştırma yapıyor. Ya diyor buranın insanları niye bu kadar uyuyor? İşte böyle kendinden geçmiş, bıkkın. Bir araştırma yapıyor. Niye aç bunu? Bu insanlar niye çalışmıyor, niye yapmıyor? Düşünüyor. Bakıyor orada bir sivrisinek türü var. Sivrisinek o insana soktuğu zaman, ısırdığı zaman insanı zehirliyor. Yani uyuşturma virüsü gibi bir virüs yayıyor. İnsan uyuşuyor, bir elini kolunu şey yapamıyor. Yarı çıplak dolaşıyor, geziyor. He. O şekilde, vay be. Şimdi ben araştırma ve okumayı çok seven bir insan. Şimdi Çin'de yeraltı kaynağı yok. Çin büyük bir ülke, evet. Ama Çin bütün dünyanın hurdasını topluyor. Bugün mesela şu bardak diyelim, bu bardağın plastiğini yapmış. Yere düştü, kırıldı, hemen Çin malı tık diye gitti. Normal bir yerli üretim bir plastik bardağı alın, yere atın, kırılır mı? Kırılmaz. Neden? Çünkü ham maddeyle yapılmış o plastik. Çin'de ise bütün dünyanın artıkları eritilerek o plastik bardak o hale geliyor. Ham maddeden doğan o orijinalliği veremiyor. Kolayca kırılıyor çabucak. Hem kanserojen içeriyor. Bugün bakın, bugün etrafımızda yani öyle bir hastalıklar çoğaldı ki. Metal yorgunluğu diyorlar ona. He. Yorgun metal mi diyorlar? Aynen. Günümüzde bütün yani mutfaklarımızda, evimizin mutfağında var yani. Yok, yok dememiz biraz abes olur. Bunlar ne zaman evimize girdi? Hastalıklar daha da çoğaldı. Şimdi bu ayrı bir sektör. Bu ham maddenin Çin'de olmaması, Afrika'da da yeraltı kaynağı çok zengin bir ülke. Ama onu çıkartacak bir şeye ihtiyaç var, bir güce ihtiyaç var. Adamlar her şeyi takip ediyor. Yerin altında neler var, neler yok, her şeyi biliyor. Onun için kesinlikle buralara gözlerini dikmişler. Türkiye'nin burada yapacağı olay, Türkiye önce kendi sınırlarını koruyacak. Kendinden hiçbir zaman ödün vermeyecek. Mesela geçen düşürülen Rus uçağı hakkında bir sürü komplo teorisi ürettiler. Hala da komplolar devam ediyor. İşte Rus uçağı değildi, başka uçaktı. Türk flaması uçağa Türk flaması taktılar. Rusya'nın uçağını vurdular gibilerden. Bayağı bir komplo teorisi ürettiler. Ne olursa olsun Rusya mesela ABD ve Kanada hava sahasında olsun, Norveç'te olsun, Manş kanalı üstüne bombardıman uçakları defalarca hava sahası ihlali yapıyor. Ummadığı bir şeyle karşılaştı Rusya ve uçağı düşürüldü. Arkasında başka sebepler aranabilir mi, aranılamaz mı? Onu daha sonraki programda tartışırız. Bence Türkiye doğru olanı yaptığı kanaatindeyim. Herkes bence haddini bilmeli. Türkiye'de küçük bir ülke değil. Türkiye büyük bir ülke. Sonuçta Türkiye'nin de bir saygınlığı var. Yani Türkiye'nin bir itibarı var. Bu itibarını, saygınlığını korumuştur. Arkasında ne olursa olsun. Bakın. Çok da önemli değil. Bence hava sahasını ihlal etmiştir. Daha önceki dönemlerde de ona bakarsanız Rusya Türkiye'nin uçağını düşürmüştü. Yani, üç defa hava ihlali yapmıştı. Yani düşürmüştü. Bu, ben bunu başka şeylerde ne olursa olsun ister Türk Silahlı Kuvvetleri düşürsün, ister iktidar sinyalini yani vur emrini versin,
ister başka bir ülkenin uçağı gelsin düşürsün. Sonuçta bu uçak Türk hava sahası içerisinde düşürülmüştür. Sonuçta da Türkiye'nin itibarı söz konusudur. İtibarı gayet güzel şekilde korumuştur Türkiye. Bunun için çok söylenecek bir şey yok. Orada biliyorsunuz Suriye Bayır Bucak'ta da Türkmen kardeşlerimiz var. Ölen kardeşlerimize de buradan ben rahmet diliyorum. Orası da Türkmen Dağı dediğimiz bölgede Türkmenlerin yaşadığı bölge. O saldırılarda da işte Rus jetinin orayı bombaladığı istihbaratı yapıldı. Sürekli DAEŞ diye Türkmenler bombalıyorlarmış. Şimdi orası da öyle bir şey haline geldi ki yani kimin neyle olduğu belli değil. Yani birbirine girdi. El-Nusra var, PYD var, Türkmenler var, Çeçenler var, Esed var, ana muhalifler var. Yani İran'ın kendi adamları var. Herkes var yani orada. Onun için orada Rusya'nın Türkmen Dağı'ndaki Türkmenleri bombaladığı bir gerçektir. Bu gerçeğe de Türkiye en güzel cevabı vermiştir. Bu bence yani dediğim gibi Türkiye angajman kuralları gereği sınır hava sahasını ihlal kurallarını ettiği için Rus uçağını düşürmüştür. Bu da yani olması gerekendir diye düşünüyorum. Başka da bu konuyla ilgili daha sonra da yorumları şey yapabiliriz. Konuşabiliriz. Evet, Rabbim razı olsun. 2 evet. saat 38 dakikadır canlı yayındayız. Ve tabii bu arada yayınlar işte sizler de gelmiş gönderdiler. Evet. Ya onu da söyleyeyim yani. Hani yanında yükleniyor bir ekstra var ya, ekstra yükleniyor. Evet. Evet, isterseniz bağlayalım. Var mı yani ilave yapacağımız? Benim bir yerde toplantım olacak. Hayırlı. Evet, ben de bir şey söylemek istiyorum. Hı. Bir yerde ismi mahfuzdur bir toplantımız oldu bir yakın bir zamanda. Evet. Şöyle bir görüş çıktı ortaya. Ben biraz bu görüşün tartışılmasından yanayım şu manada. Buyurun. Eğer biz Müslüman Türk milleti olduğumuzu unutursak, eğer biz nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, ülkemizi, yiğitliğimizi, mertliğimizi ve yol haritamızı ve bize verilen vazifeyi unutursak ve de Müslüman Türk olmanın ruhunu ve bilincini pergelin ana şeysi olarak koymazsak merkeze, diye pergeli hani daire çiziyoruz ya istediğimiz gibi. Evet. Buraya Kürt dediğimiz kardeşimizi alabiliriz, Çerkez'i alabiliriz, Laz'ı, Abaza'yı, Gölü'yü, Manav'ı, Türkmen'i. Yani yelpaze büyür. Alevi, Sünni, evet. İcnebi'yi, kardeşimiz, vatandaşımız olarak yani alabiliriz. Eğer biz bu, yani sen şahitsin tabii, bu duymuştum bu sohbeti. Şunu demeye çalışıyorum burada. Biz pergelin ana merkezine koymazsak, Müslüman Türk milleti kimliğinden uzaklaşarak bir pergel, yani merkeze pergelin ucunu koymadan bir şey hazırlamaya çalışırsak, inan Batı gibi, evet. sözüm ona işte yok olan devletler gibi yok olur gideriz. Ya da Afrika'nın kendi ayakları üzerinde duramaması, ya da çünkü kimlik bunalımı var. Yani kimlik arıyor, Avrupa'dan medet umuyor kimlik bazına. Bir Japonya'yı örnek alalım. Hiroşima'dan çıkan bir Japonya. Sorarım size. Evet. Teknik manada sorabilir, iş adamlarısınız. Japon milleti hiç kaliteden ödün verdi mi? Vermez. Asla. Japon milleti tarihinden, ecdadından, anılarından hiç ödün verdi mi? Vermez. İnançlarını tartışmayalım. İşte şuna tapıyorlar, böyle yapıyorlar. Bu dayıdır, şuydu, buydu. O tabii ki Müslüman Japonlar ayrı. Onları katmıyorum. Evet. Burada şunu demeye çalışıyorum. Biz niye kendimize yeni kimlikleri aramaya kalkalım?
globalleşmiş. Neydi akşamki konuda o konu o çok dikkatimi çekti. Evrensel mi? Evrensel de demedi. Daha değişik bir şey söyledi arkadaş. Yani küreselleşme ha. Evet. Yani küreselleşme adına. Evet. Biz nereye gidelim? Ya yok mu olalım kardeşim ya? Şu dünyada. Dikkatini çekti senin de değil mi? Hayır. Ne kadar konuşma yapacaktım yani. O derece doldum yani. Ama not aldım. Kendi evet. Ve notumu okuyorum. Bizim olmazsa olmazlarımız var. Bak notumu okuyorum şu anda canlı yayında. Müslüman Türk milletiyiz. Pergel'in ana şeyiyiz yani. Evet. 16 bin yıllık bir tarihimiz, 16 tane devlet kurmuşuz. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın torunlarından biriyiz. Ve hatta tabii ki bu milletin hepsi Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın torunları, bunu inkar etmiyoruz da. Bizim özümüzün, kaynağımızın şeyini anlatıyorum. Oğuz Han doğduğu zaman dile gelerek annesine anneciğim abdest almadan beni emzirme diyen bir milletin torunlarıyız biz. Oğuz Han. Ki aynı zamanda Oğuz Han'ın tarih kitaplarında Zülkarneyn Aleyhisselam olduğunun da böyle bir söylentisi var. Benzerlik manasında. Şimdi böyle bir tarihimiz var. Bizim ülkümüz var. Pergel'in ana şeyi yani. Bu ülkeden ayrılırsak işte ayrılanların durumunu ele aldık burada. Ayrılmışlar. Kendilerine şeyler arıyor, projeler kurarlar. Programlar yapanlar bugün ne olmuşlar biliyor musun? Sözüm ona ilerleme, sözüm ona medeniyet, sözüm ona kalkınma diye emperyalizmi, kapitalizmi dayatmışlar. Hem kendilerine dayatmışlar, kendileri yok olmuşlar, aile kavramını yok etmişler. Batıdan söz ediyorum yani. Evet. Ve de diğer milletleri de, az gelişmiş ülkeleri de yok etmenin savaşını yapıyorlar. Biz bunlara uyarsak, Pergel'in ana merkezini kaybedersek, biz de onlardan farkımız kalmaz. Evet. Bir Avrupa'da 18 yaşına gelen bir kız çocuğunun annesi babası ne diyor hocam? Siz söyleyin. Hadi kızım ya kira vereceksin, ya bize aylık vereceksin ya da defol git. Bitti. Evet. İşte insan kavramı, aile kavramı ve medeniyet kavramı düşün. Değerli başkanlarım yani burada acizane orada orada toplantıda söylemek istedim ama söyleyemedim. Burada yorumunu yapmak istedim hakkınızı helal. Helal olsun. O şimdi şöyle evet. Bir olay. İlave edeyim. Ben demin de bahsettim. Yani o biz kendi yanlış konuştu demiyorum. Yani evet. Eksik demek istiyorum. Biz kendi kimliğimizi eğer unutursak, milli manevi ahlaki değerlerimizden ödün verirsek. Aynen. Eğer demin size anlattım. Bir yerlere çok çabuk belki gelebiliriz. Aynen. Yükseltebiliriz. Aynen. Makamı geliriz, koltuğa yerleşiriz. Aynen. Ama milli manevi ahlaki değerlerini unutup o koltuğa oturduğun zaman birilerinin himayesi altına girersin. Geldiğimizde gittiğimiz gibi bir olan. Aynen. Gibi, ama aman canım için, olursa gel diyen Esed gibi. Yani için dolu olursa. Evet. Yani içinde o milli manevi ahlaki değerleri bütünlüğünde bir yapıyla o nizam-ı alem için ilahi kelimatullah davasını kendi içine sindirip o şekilde siyasetini yaparsa. Aynen. Zaten insanları kandırma. Aynen. Gibi bir lükse sahip olamaz. Aynen. Bu bir gerçek. Bir de Büyük Birlik Partisi baştan kurulurken değerli büyüğümüz işte şu an genel başkan yardımcı. Yok genel başkan yardımcımız var şu an. Evet. Biz dedi bu partiyi Allah'ın 99 ismiyle İsmail Hüsna ile kurduk dedi. Salavat-ı şeriflerle İsmi kurduk de dedi. Diyenin... Mesela Tuna Koç başkanımız bir konuşmasında söyledi. Bir konuşmasında söyledi. Anladım. Yani bu davanın zaten büyüklüğü ağır. Bu dava ağır bir dava. Şimdi tabii ki biz genç siyasetçi olarak çok böyle hani kimsenin saygısızlık yapmadan hani böyle tabii. Şey yapmadan çok hassas konulara da inmeden. Yok, yani... Üstbek adına konuşmuyorum ben zaten. Ki dünkü arkadaş tabii ki belki bir boşluğa düşmüş olabilir. O bizim şeyimiz değil. Ama tabii ki
yanlış Belgenin bir... Belgenin ana merkezini bırakmayacağız değil mi hocam? Belgenin ana merkezi bırakırsak... Bunu hatta anayasadan da kaldırmayacağız. Zikzak çeker. Böyle zikzak çekersin. Kesinlikle anayasadan olmaz. Da kaldırmayacağız yani. Anayasayı yenilesek bile Müslüman Türk milleti güzelliğini, özelliğini kesinlikle kaldırmaktan yana değiliz yani. Evet. Ülkücülüğün, alperenliğin, gücün, iktidarın peşinde koşan, ülkücülüğün, alperenliğin ne demek olduğunu bilmeyen, o kadar çok reis diye dolaşan adamlar var ki. Aynen. Yani ben diyor mesela alperenim diyor, alperenliğin ne demek olduğunu bilmiyor adam. Aynen. Şimdi bu tür kişilerle var, gücün, iktidarın yanına yanaşıyorlar. Kendi işte menfi çıkarlar uğruna. Sonunda zaten yok olup gidiyorlar. Aynen. Biz bunun önüne geçmek için şu an varız. İnşallah Allah'ın izniyle de bir gün inşallah gönüllerde zaten taht kurduk. Layık olduğumuz yere de inşallah Allah'ın izniyle geleceğiz. Evet. Güzel programınız için Allah size razı çok teşekkür ederim Hayrola Bey. Bizi Allah misafir razı ettiniz. Allah sizden kaç saattir burada. Allah razı olsun sizden. Şükranlarımı sunuyorum, evet. Saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Ekranları başladığında bizi izleyen izleyicilerimle buradan selamlarımı gönderiyorum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Ben de acizane bir kelime söyleyeyim. Üstad Necip Fazıl iki güzel sözü var. Hatta zannedersem o da ikisi de onun diye. Bir, zor davalar zor anlaşılır. Zor anlaşılan davalar da kolay kolay bırakılmaz. İşte biz evet. Zor davaya talip olmuşuz. Aşık olmuşuz. Bu bir aşk. İnşallah Rabbimizin izniyle nefsimizi yüreğimizden atarak davayı bırakmayacağız. Bu güzel zor davanın aşkını devam ettireceğiz. İkinci sözcük de yine Necip Fazıl'dan, devler gibi eser bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Gayret edeceğiz, çalışacağız, üf demeyeceğiz, of demeyeceğiz, yüreğimizi koyarak çalışacağız. Gene dedin ya biraz önce, bir yerlere gelmek için bir yerlere basamak yapmadan, birilerinin sırtına basmadan, birilerinden icazet almadan sadece ve sadece Müslüman Türk milletinin yüreğini gönlüne koyarak diye düşünüyorum. Evet. Buyurun Mustafa Hocam, siz de tamamlayın. Ben Necip Türk milletinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun felsefesinde buluşmayı ve onun felsefesini kendisine bir değer olarak bir madalya gibi evet. Takmasını istiyorum. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu felsefesi hiçbir zaman ayrıştırıcı, ötekileştirici, başkalaştırıcı bir dil içermiyor. Tamamen insanların gönlüne hitap eden, hatta kendi milletinin dışında olanlara da kendi milletinin ahlak ve edebini tavsiye eden aynen. Bir duruş, bir dil olarak. Aynen. Ben böyle anlıyorum. Allah Teala'dan benim dileğim belki o İyi kullarından biridir. Bilemeyiz. İnşallah mekanı cennettir. Fakat şehadet ederiz ki onun bu dünyada doğru duruşundan, güzel ahlakından ve menfaatler karşısında teslimiyet göstermeyen bir duruşundan dolayı onun felsefesinin bir hatta akademik bir dile çevrilip gençlere, yeni yetişenlere, aynen. Çocuklara aynen. Okutulması taraftarıyım. Aynen, çok doğru. Ve FSM TV ve yapımcısına, sizlere, bizleri burada misafir ettiğiniz için, bizleri sabırla izleyen izleyicilerimize şükranlarımı sunuyor. Hayırlı akşamlar diliyor, saygılar sunuyorum. Allah razı olsun hocam, Allah. Evet, Ömer hocam, siz de bir başkanım. Bu akşam kıymetli arkadaşlarımızla beraber rahmetli ebedi şehit siyasi liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet süreciyle ilgili gelişmeleri, inşallah bundan sonra da
bu gelişmelerle ilgili bir çalışma yapılıp hiç değilse yüreklere su serpecek nihai bir amaçlanan bir sonuca ulaşılmasını temenni ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin var olmasını, milletimizin huzur ve güven içerisinde hayatına devam etmesini temenni ederek bizleri izleyen bütün seyircilerimize saygılar sunuyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun değerli başkanım. Ben de tabii şu anda beni göremiyorsunuz. Bir teknik bir sıkıntımız var. FSM Haber, Radyo FSM, FSM TV olarak canlı olarak bu FSM Haber'in ikinci yayını. Hayırlara vesile olsun diyorum. Rabbim şaşırtmasın. Rabbim bizleri sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın güzelliğini hep yaşatsın bizlere. Gönlümüzle hep bu aziz milleti sevmenin, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevdasına sevdalananlardan olmayı Rabbim hepimize nasip etsin diyoruz. Nasip etsin diyoruz, nasip etsin diyoruz. Gecenin şu saatinde bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun diyoruz. Tabii ki biz bu yayınlarımızı aynı zamanda FSM TV'de, YouTube'da, Hayrullah Çalışır adına YouTube'da, yine arkadaşlarımızın Face sayfalarında, Facebook sayfalarında, Google'da, Twitter'de, aynı zamanda FSM Haber'in dosyasında yani sayfasında da tekrardan izleyebilirsiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim bizleri sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. Yeni yayınlarda buluşmak üzere sizleri Türkiye'mle baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
Boncuk takışıyorlar.